Ben çok hit güzel şekilde alıyor. Azalapça, leki azalapça. Enregistrement 6 bis. Zaka. Şa. Şaka. Şaka. Şa. Şaka. Şa. Enregistrement 6 ter. Şaka. Şa. Şaka. The problems are given by the Ubıhça Tevfik Esenç. As to the conditions under which the recordings were made, I can refer to my book, Dictionnaire de la langue oubykh, Oslo, 1963. İnsan bize Ubıkh'ın tahrımıza siyah, acı, su, bize deniz, şah, gün, şah, beyaz, aşşah, Akdeniz, yaşşah, gök, ajah, gökten indi, ajan yukarıda, yol, muva, orman, tankar, geyik, yaç, ormanda geyik gördük. Aldık ağa yaç hizbi ağa. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Öncelikle küçük bir teknik aksaklık yaşadığımız için yayına birazcık geç girdik. Bunun için özür dileriz. Moderatörümüz Serpil Dizdarlar da yayına bağlanamayacak bu akşam. O yüzden Burak Esenç'le ben sizlerle birlikte olacağım. Öncelikle sürgünün 156. yılında Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız belgeselini konuşmak için karşınızda olmak bizim için çok değerli, Burak ve benim için çok değerli. Filmin öyküsünü anlatmadan önce şuraya bağlamak istiyorum ben. Film 4 tane ülkede çekildi. Son durağımız Kafkasya'ydı ve Soçi'de sürgün edildiğimiz limanda çeşitli kareler çektik. O limanda benim hissettiğim duygular şuydu. Papuç dedem, yani dedemin dedesi son kez ocağını söndürdü, evinin kapısını kapadı ve bir gemiye bindi ve hiç bilmedikleri dilini bir ülkeye doğru yola çıktı. Ve benim halkımın son sesleri, Ubıhça'nın son sesleri Karadeniz'in sahillerinde yankılandı. Ne yazık ki Ubıhça'nın sesleri de sustu. Ben o limanda en çok şunu anladım bir sürgün çocuğu olarak, ama o limanda ve bu yaşta anladım. Sürgünün enini, boyunu ve insan hayatındaki özgür ağırlığını anladım. Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsın belgeseli şöyle çıktı. Tabii çocukluğumuz Hacı Osman köyünde, dedemin yaşadığı, hayatının son dönemi yaşadığı evde. Ubıhça sesleri dinleyerek geçti. Çünkü o sırada Fransız dil bilimci George Charachidzé dedemle birlikte çalışıyordu ve ömrünün son gününe kadar da zaten birlikte çalıştılar. Hem Burak'ın hem benim hem de Tevfik Esenç'in tüm torunlarının hayatında o Ubıhça sesler hiç bitmez bir biçimde hem yüreğimize hem gönlümüze kazındı. Çok uzatmadan filmimizin öyküsünü anlatmak istiyorum. Anne olacağımı öğrendiğimde oğluma ana dilimde bir isim vermek istedim. Ve seremonimiz şöyle başladı. Ana dilinde bir Ubıhça isim bilen hiç kimse yoktu. Zaten uzunca yıllardır dedeminle ilgili bir belgesel çekmek istiyorduk. Ve oğluma ana dilimde bir isim veremediğim için diğer yönetmen arkadaşım Can Tekin Cantez'le birlikte biz bir yola çıktık. Küçücük bir ekiple görüntü yönetmenimiz Levent Ahi, diğer yönetmen arkadaşım Can Tekin Cantez ve araştırmacımız ve editörümüz Burak Esenç Bir yolculuğa çıktık. Dedemin izlerinin peşinden bir yolculuğa çıktık. Ve şöyle bir şeyle karşılaştık. Dedem gerçekten de aslında tabii ki biraz bizim habzelerimizle de ilgili çok şey anlatmayan bir dede var. Biz onu akademik olarak takip ediyoruz. Ama Hacı Osman'dan dünyaya doğru bir kapı açılmış ve dedem son nefesine kadar ana dilini savunmuş. Ana dilinin kaybolmaması için son nefesine kadar mücadele etmiş. Bizim yolculuğumuz Hacı Osman'da başladı. Daha sonra Dumézil'in dedeme yazdığı mektupları bulduk ve o güzergahtan giderek Paris'e gittik. Ardından Oslo'ya gittik ve ardından Kafkasya'ya gittik. İlerleyen süreçte, yani programımızın devamında bunun da detaylarından söz etmek istiyoruz. Yaklaşık 3 yıl boyunca çalıştık ve Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız tamamen bağımsız bir belgeseldir. 3 yıl boyunca çalıştık. 2 yıl çekimleri ve 1 yıl kurgusu sürdü. Şimdi bir festival sürecinde yüzümüzü çok güldüren başarıları da oldu. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterildi. Adana Altın Koza'da gösterildi. Altın Çınar Festivali'nde birincilik ödülünü aldı. Dokümenteris 2019'da yeniden ödül aldı. Ürdün'de gösterildi. Hala da festival yolculuğuna devam ediyor. Şimdi sözü biraz Burak'a bırakıyorum. Daha sonrasında festival sürecimizle ilgili size daha, hem festival hem de film sürecimizle ilgili size daha detaylı bilgi vermek isterim. Burak'cığım merhaba. Merhaba, teşekkürler. Tabii ki film üzerinden konuşuyoruz fakat ana kurgumuz bir dilin kaybolması ve bu dilin kaybolması sonrasında yaşadığımız duygular insanların iletişim kurmasında birden fazla metot vardır. Kimileri konuşarak iletişim kurarlar, kimileri resim yaparak iletişim kurarlar, kimisi fotoğrafla kendisini karşı tarafa anlatmaya çalışır. Sinemada, belgeselde iletişimin dillerinden bir tanesi. Bu film projesine başladığımız zaman ablamın söylediği gibi 3 yıllık bir ciddi bir çalışma süreci oldu. Bunun ilk 2 yılı çekim ve araştırma sürecindeydi. Bu araştırma sürecinde görev aldım. Bu süreçte tabii ki görev alırken Ubıhça ile ilgili, dedemle ilgili, Ubıhça'nın yapısı ile ilgili, kurtarılması için bilim adamlarının gösterdiği tutkuyla ilgili çok ilginç şeylere tanık oldum. Çok ilginç şeyler okudum. Ve bunlar aslında bizim filmi çekmemizde bizi daha fazla motive etti. Ve sonunda bu festival süreçlerine kadar gelebildik. Şimdi filmimizin en ilginç kısmı, evet, bizim Burak'la çocukluğumuzun her bayramı elbette Hacı Osman Köyü'nde ve Ubıhların arasında geçti. Ama yıllar geçtikçe Hacı Osman Köyü'nde, Manyas'ın Hacı Osman Köyü'nde Ubıhların sesleri de sustu. Sadece dedem Ubıhça konuşabiliyordu. Hacı Osman Köyü'nden başladık filmimizi çekmeye. Ardından Paris'e yolculuğumuz dedemin mektupları üzerine Paris'teydi. Dedem 11 Mayıs 1960'da ilk Paris yolculuğuna çıkmış. Mektuplardan bunu anladık. Georges Dumézil onu Paris'e davet etmiş. Biz de bu sürecin ne kadar kolay olacağını hiç öngörmemiştik. Çok zor olacağını düşünüyorduk. Çeşitli yazışmalar ve izinlerden sonra Collège de France, yani Paris'in en prestijli eğitim yuvalarından biri olan, eğitim kurumlarından biri olan Collège de France'a gittik öncelikle. Şu çok şaşırtıcıydı. 1960'tan günümüze ya da dedemin ölümünden günümüze Tevfik Esenç'in adı akademik çevrelerde halen bütün kapıları açıyordu. Çekim süresince aslında Paris kısmında hiç zorlanmadık. Çünkü hala Sorbonne Üniversitesi'nden akademisyenler, Collège de France'daki akademisyenler, birazdan Burak söz edecektir, Lesito'daki akademisyenler, bizi gördüklerinde hem çok heyecanlandılar hem de dedemle ilgili her şeyi anlatmak için gerçekten de gönüllülerdi. Paris ayağında dedem Gare de Lyon istasyonuna trene biniyor. Bu arada tek kelime Fransızca bilmeden Gare de Lyon istasyonuna Paris'e trenle uzun bir yolculuktan sonra gidiyor. Ve onu Georges Dumézil karşılıyor. Belgeselimizde şöyle şeylere rastladık. Belgeselimizde şöyle özel şeylere rastladık. Dedemin kayıp arşivlerinin bir kısmını bulduk. Çünkü Georges Dumézil'in torunuyla çekim yaptık. 2 tane torunun karşı karşıya gelmesi de bizim için çok heyecan verici bir şeydi. O çekim süresince Georges Dumézil'in torunu Collège de France'ın kapılarının bizim için 2. defa açılmasına ve babasının kayıp arşivinin bir kısmının belgeselde görüntülenmesine izin verdi. İnanılmaz bir andı benim için. Yönetmen arkadaşım Can Tekin Cantez, görüntü yönetmenim Levent Ahi, daha sonra izlediğinde Burak için de. Kırmızı bir kutu geldi Collège de France'ın kütüphanesine. O kutuyu açtım ben. İçinde dedemin Dumézil'e yazdığı mektuplar ve daha önce hiç karşımıza çıkmayan Le Verbe Oubykh'un, yani Ubıhça'nın fiilleri kitabının ön çalışmaları vardı. Bir sürü özellikli belge vardı ve dedemin ana dili kaybolmasın diye verdiği savaşın en sıcak ve en duygusal mektuplarına ulaştık. Ama bunlar zaten çok etkileyici ve heyecan verici. Ama ben o kutunun içinde şununla karşılaştım. Dedem Dumézil'e şunu söylüyor. Erol'u evlendiriyorum. Ağustos'un 25'inde nikahı olacak. Size nikah davetiyesini gönderiyorum. Bahsi geçen Erol benim babam. Ve o kadar heyecanlı bir andı ki benim için. Hem ikisinin büyük bir savaş veriyorlar 1960 yılından Georges Dumézil'in ölümüne kadar. Aslında karşılaşmaları da şöyle oluyor. Ubuhları araştırmak için gelmiyor Georges Dumézil. Burak'cığım, hangi halkı araştırmak için geliyordu? Afetleri araştırmak için. Evet, Dumézil'in aslında Türkiye'de bulunma nedeni bambaşka bir nedenden ötürü bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra İstanbul Üniversitesi kurulduğu zaman İstanbul Üniversitesi'nde karşılaştırmalı dinler tarihi dersi için bir davetle, bildiğim kadarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle İstanbul Üniversitesi'ne geliyor. Dumézil çok önemli bir bilim adamı. Aslında çalıştığı konu karşılaştırmalı mitoloji üzerine çalışıyor. Eğitimi bunun üzerine alıyor. Ve daha sonra da bilim dünyasında çok ses getiren, çok önemli işlere imza atıyor. Ayrıca ezber bozan, yeni metot çıkarma gibi bir derdi olmamasına rağmen yeni metotlar ortaya çıkartabilen, bilimsel bakış açısına farklı perspektifler getirebilen çok döneminin önemli bilim insanlarından bir tanesi. Türkiye'ye niçin geliyor? Çünkü bu karşılaştırmalı mitoloji çalışmaları esnasında Hint-Avrupa mitolojisini araştırırken orada Osetlerle karşılaşıyor. Türkiye'de tabii ki Osetler yaşıyor. Türkiye'de Osetlerle ilgili başladığı çalışmalar ve işte bizim nartlarımızın, Osetlerin nartlarıyla olan komşu ilişkileri vesaire, Dumézil'i Kafkas halklarından, işte Kuzeybatı Kafkas halklarının nartlarıyla, mitolojileriyle karşılaştırıyor. Ve Türkiye'de işte Çerkeslerin yaşadığını ve işte Türkiye'de aynı zamanda Ubuhların yaşadığını görüyor. Ubıhça ile ilgili çalışma yapmaya başlaması da aslında biraz Ubıhça ile ilgili yapılan çalışmaları anlatayım isterseniz. Oradan Ubıhça ile nasıl çalışmaya başladı, biraz bundan bahsedebilirim. Ubıhça ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaları aslında 2 ana başlık altında ayırabiliriz. Yani ben 2'ye ayırıyorum. Dumézil ve dedemin karşılaşmasından sonrası ve öncesi diye. Öncesi biraz daha zayıf aslına bakarsanız. Kafkasya'da çok büyük çalışmalar yapılmamış Ubıhça ile ilgili. Bildiğimiz kadarıyla kayıtlarda şu an Alman bir Rus subayı olan Uslar'ın Ubıhça üzerine yürütmeye çalıştığı bir çalışma var. Bu çalışma tabii çok küçük fasikül şeklinde bir çalışma ve savaştan, sürgünden hemen önce savaş esnasında yapmaya çalıştığı bir çalışma. Ama önemli bir değerdir Kafkasya'da Ubıhça üzerine yapılan ilk çalışma olması açısından. Şimdi Ubuhların dili aslında ilk kez Kafkasya'da kaybolma potasına giriyor ve bundan da ilk bahseden yine o dönem nedenini bilmediğimiz bir sebepten ötürü Kafkasya'da bulunan Bell isimli bir araştırmacıya gidiyor sonuçlar. Yani bu Bell 3 yıl kadar Kafkasya coğrafyasında yaşıyor ve bu sürecin sonrasında Çerkesya'daki ikametimin notları diye bir çalışma yayınlıyor. Bu notlarda Ubuhlardan bahsediyor. Dil konusunda bir takım farklı veya dönemin şartları dolayısıyla belki pek doğru olmayan yaklaşımları olsa da Ubuh halkından bahsediyor ve Ubuhların bilingual olduğunu, yani çoğunun iki dilli olduğunu ve Ubuhçe'yi 3-4 köyün konuştuğunu ve birkaç yıl sonra bu dilin yok olacağını düşündüğünü söylüyor. Aslında Ubuhça'nın ilk yok olma sinyali Kafkasya'dan veriliyor. Bunun ardından sürgünden sonra araştırmalar yapılıyor. Danimarkalı Benediktsson 1891 yılında bir çalışma yapıyor. Ardından yine Alman bir Kafkasolog olan Adolf Dir yine Tepecik köyüne gidiyor. Bu Benediktson'un çalışmaları ona gönderiliyor. Bu çalışmalarla beraber, pardon Tepecik dedim, özür dilerim, İzmit tarafına gidiyorlar. Bu İzmit tarafında, Sapancı tarafında uzun süre oradaki Ubuhlarla dil çalışmaları yapılıyor. Adolf Dir çalışmaları bitirdikten sonra bu çalışmaları tekrar Rusya'ya göndermek istiyor. Fakat o zamanki Birinci Dünya Savaşı koşullarında Benediktson'un çalışmaları da, Dir'in çalışmaları da ne yazık ki kayboluyorlar. Fakat Dir bir kitap ortaya çıkartabiliyor. Bende o kitap var. İsmi Die Sprache der Üblichen. Şöyle göstereyim. Aslında Dumézil bu kitapla karşılaşıyor. Ubuhların dili hakkındaki ilk, zaten Ubuhları merak ediyor fakat yazılmış bir eserle karşılaşınca aynı köye gitmek istiyor ve İzmit'in bu köyüne gidiyor ve Dir'den sonra gittiği için artık Dir'in çalıştığı insanlar çok yaşlanmış oluyorlar. Hatta bir kısmı ölmüş oluyor ve bu köylerde Ubuhça konuşan kimseyi bulamıyor ne yazık ki. Burak, o sırada da şunu bence söylemekte fayda var. Dumézil dedemle çalışabilmek için zaten birçok dili biliyor ama dedemle çalışabilmek için Türkçeyi öğreniyor. Türkçe öğreniyor. Gerçekten de bu bence ilginç bir şey. Burak birazdan şeye devam edecektir. Ubuhça'nın akademik çalışmasının tarihine devam edecektir ama heyecanla ben şurayı anlatmak istiyorum. Bir rüya gördüme yeniden dönmek istiyorum. 1960 ilk dedemin Dumézil'in davetiyle Paris'e gittiği seyahatte belgesel sürecinde biz şöyle bir şeyle karşılaştık. Dedemin 1960 yılında çekilen Gırtlak filmiyle karşılaştık. O inanılmaz bir şeydi. Çünkü bu arada Dumézil'in sesini duyuyoruz. O laboratuvarı, yani dedemin filminin çekildiği laboratuvarı gördük. O laboratuvarda o filmi çeken mühendisle karşı karşıya geldik. O mühendis hala oradaydı. Onunla röportajlar yaptık ve dedemin Gırtlak filmini bulduk. 1960 yılında yapılan bu çalışmada Fransızlar şunu çok merak etmişler. Dumézil şunu çok merak etmiş. 81 sessiz 3 sesli harf nasıl bir gırtlaktan çıkabilir? Üzerine bir çalışmaymış ve onu görüntüledik. Paris seyahati boyunca gerçekten de çok güzel insanlarla ve dedemi tanıyan insanlarla karşı karşıya geldik. Şurası bizim için çok ilginçti. Gerçekten de hiç açılmayacağını düşündüğümüz kapılar bizim için açıldı Tevfik Esenç'in isminden ve Ubuhların isminden dolayı. Birçok dedemin heyecanlı anısını dinledik ama sanıyorum Burak, ben Can Tekin ve Levent'i en heyecanlandıran şey şuydu. Dedemin Collège de France'da ders verdiğini öğrendik. Yani 2 ders verdiğini ve konuk akademisyen olarak Oysa dedem akademisyen değil bildiğiniz üzere. Orada Ubıhç dilini insanlara anlattığını öğrendik. Bu bizim için inanılmaz heyecan verici bir şeydi. Aynı zamanda da Paris'te Ubıhç dilini çalışan ama artık Kafkas dilleri kürsüsü kapanmıştı. Hemen hemen herkese dokunduk. La Cito Dil Laboratuvarı'nda dedemin öykülerini, dedemin seslerini ve dedemin anılarını anlattığı, Ubıhça anlattığı ses kayıtlarına eriştik. Paris seyahatimiz bu bağlamda çok etkileyiciydi ama süreci destekledi. Böyle bir hayalimiz vardı ve bence dedem bizim bu hayal sırasında elimizden tuttu ve inanılmaz kapılar açıldı bizim için. Şimdi yeniden buraya Dumézil ve dedemin karşılaşması ile ilgili dönmek istiyorum ama Collège de France'ta dedemle ilgili anıları ve çektiğimiz görüntüleri söylemeden edemedim. Burak'cığım, Dumézil'le dedemin Hacı Osman'daki karşılaşmasını ve ilk seyahatini istersen sen anlat. Çünkü seni de çok heyecanlandırmıştı. Bir de şunu da izleyicilerimize lütfen hatırlatalım. 11 Mayıs günü dedem 1960'ta Paris'e gidiyor. Çok ilginç bir şey oldu. Uçakta, yani o gün havalimanında diğer yönetmen arkadaşım Can Tekin biletimizi gösterdi. Biz de 11 Mayıs 2013'te, yani dedemden yıllar sonra onun rotasını takip ederek Paris'e gitmişiz. Şimdi Dumézil'e dönelim Burak'cığım. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edersek İzmit'te Kırkpınar Köyü, işte Adolf Dir'in çalıştığı köy. Dumézil'de bu köye gidiyor. Burada Ubıhça konuşan insanlar arıyor. Ubıhça'nın dil özelliklerine daha sonra geleceğim. Ama Kırkpınar Köyü'nde dişleri sağlam olan, sesleri doğru çıkarabilen birin çalıştığı yaşlıları bulamıyor. Türkiye genelinde başka araştırmalarda yapıyor. Kimseyi bulamıyor ve Paris'e geri dönüyor. Orada Paris'te Aytek Namitok, bir adige olan Aytek Namitok'la konuşurken, eşi de Hayriye Melek Hunç'tur, Ubuhlar üzerine çalıştığını ve dili konuşan kimseyi bulamadığını söylüyor. Hayriye Melek de bizim köyümüzde Ubuhlar var ve hala konuşuyorlar diyor. Dumézil şaşırıyor tabii ki, bunu o an zihnine yazıyor ve Türkiye'ye geri dönüyor. Türkiye'ye gelip Manyas'ın Hacı Osman köyüne gidiyor ve orada dedem o dönem köyün muhtarlığını yapıyor. İşte Dumézil'i karşılıyor vesaire. İlk olarak dedemle Dumézil çalışmaya başlamıyorlar aslında. Dedem önce Dumézil'i köyün yaşlılarına götürüyor. Yaşlıların içerisinde Ali Çavuş var. Hem telaffuz anlamında, hem gramer anlamında, hem de Ubıhç tarihi, kültürü ve mitolojisi anlamında dolu birisi. Dumézil ile Ali Çavuş ilk önce çalışmaya başlıyorlar. Fakat Ubuhça'nın yapısı, dediğim gibi, çok farklı sesler barındırdığı için bizim ıslıklı sesler, patlamalı sesler dediğimiz sesler var. Çok yaşlı insanlar, o zamanki diş teknolojileri de tabii ki şimdiki gibi değil, kimsenin ağzında diş yok. Çok yaşlı insanlar bu seslere doğru çıkartamıyorlar ve Dumézil'de uzun süreli çalışacak birisini arıyor ve bir şeyi fark ediyor. Tevfik Esenç Ubıhça konuşuyor, iyi konuşuyor. Ve aslında farklı konuşuyor. Farklılık nereden geliyor? Ona birazdan geleceğim. Önce senin sorunun cevabını vermek için şunu söyleyeyim. Dumézil dedeme şöyle bir teklifte bulunuyor. Benimle Ubıhça çalışır mısın? Dedem de cevap olarak, burada köyde yaşlılar var, hani onlarla çalışsanız daha iyi olur. Onlar daha eskidir, daha iyi bilirler diyor. Fakat Dumézil ısrarcı davranıyor dedemle çalışma konusunda. Çünkü dedem Ubıhça'yı Kafkasya'da doğmuş bir Ubıhç gibi konuşuyordu. Konuşmasındaki farklılık buradan geliyor. Bunun da nedeni senin yayının başında adını andığın Papuç dede. Papuç dede benim dedemin dedesi. 1800 yılında Kafkasya'da doğmuş, 1919'da Osmanlı'da ölmüş. Yani 119 yıl yaşamış bir insan. Ve 1864 Çerkes sürgününü de canlı yaşamış birisi. Çocukluğu Çerkeslerin nartlarıyla, Ubuhların nartlarıyla Ubuhların mitolojisiyle, ubuhların ritüelleri, söyledikleri şarkılar, işte kız alma adetleri, çocuk oyunlarıyla geçmiş birisi. Sürgünde de bu arada bir oğlunu kaybetmiştir. Diğer oğlunu da, yani dedemin babasını da çok genç yaşlarda kaybediyor. Yani dedem babasını çok iyi tanıyamıyor. Arada bir kuşak kayması oluyor. Dedemi Tevfik Esenci, dedesi Papuç yetiştiriyor. Çok iyi Ubuhça konuşan birisi. Çok iyi Ubuh mitolojisine hakim birisi. Kafkasya'daki yaşantıyı biliyor, sürgünü biliyor ve bütün bunları dedeme Ubuhça anlatıyor. Tabii Dumézil dedemle karşılaşınca bu teklifi dedeme sunması gayet normal. Zaten bu süreçten sonra geçen birkaç yıl içerisinde köyde Ubuhça konuşan son insanlar da ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. Biz belgesel sürecinde, tekrar Paris'e dönüyorum, belgesel sürecinde şunu gördük ki Ubuh dilinin yok olmaması için gerçekten Georges Dumézil ile Tevfik Esenç çok büyük bir savaş vermişler. Ve o savaşa da Paris akademik çevresindeki herkes tanık. Çok etkileyici anlardan bir tanesi de Georges Dumézil'in torunuyla karşılaştığımız andı. Tabii ki benden oldukça büyük bir matematik profesörü torunu. Ve şunu anlatıyordu Georges Dumézil'in torunu, anlattı ve mektupları getirdi. Nasıl Burak ve benim çocukluğumda Georges Dumézil bir kahramansa, Dumézil'in torunu için de benim dedem bir kahramandı ve iki büyük savaşçı Ubuh dilinin yok olmaması üzerine savaşmışlardı. Mesela onlar hiç unutulmaz ve çok duygusal anlardı Paris'te bizim için. Söylediğim gibi çekim süreci boyunca Paris'e 2 kez gittik araştırma yapmak için. Çekim süreci boyunca kapılar kapıları açtı ve hep ana dilinin savaşçısı sanki Tevfik Esenç bir biçimde bizim elimizden tuttu. Paris seyahatinin ardından 2. yolculuğumuz Oslo'ydu. Çünkü dedem Hans Vogt'la da, Norveçli bilim adamı Hans Vogt'la da çalışmıştı. Hans Vogt'la bir Ubuhça, Norveççe sözlük oluşturdular. Şimdi Paris seyahatinde Hans Vogt'un oğluyla öncelikle karşılaştık. Hans Vogt'un oğlu, büyük araştırmalar sonucunda Hans Vogt'un oğlunu bulduk. Onun anılarını dinledik. Daha sonra Oslo Üniversitesi'ndeki arşivlerde dedemle ilgili gazete küpürlerini ve notları görmek istedik. Orası da çok mucizeydi. Oslo Üniversitesi'ndeki arşivler açıldı. Kocaman bir kutu geldi. Yani şöyle 4 kat büyüklüğünde bir kutu. Ve dedemle ve Ubuh diliyle ilgili inanılmaz kaynak ve inanılmaz gazete küpürleri çıktı. Yani şöyle gazete küpürleri çıktı. Sonu bu. Norveç'in en önemli gazetelerinde Sonu bu Oslo'ya geliyor. Sonu bu Hans Vogt'la çalışıyor. Çok etkileyiciydi bizim için. Çünkü bu dedemin bilmediğimiz bir yönüydü. Çünkü havzelere göre zaten küçüklere anlatılmaz. Ama onun dışında da Türkiye'deki akademik çevrelerin de bilmediği bir şeydi. Aynı zamanda Oslo'da tekrar dedemin ses kayıtlarına rastladık. Hatta filmde benim için unutulmaz bir andır. Dedemin bana çocukken anlattığı bir masalı bulduk oradaki ses kayıtlarında. Önce Ubuh diliyle anlatmış, sonra Türkçe'ye çevirmiş. Norveç seyahatini Burak bize Hans Vogt'u anlattığında biraz daha tekrar etmek isterim. Dumézil'den sonra Ubuh dilinin savaşçılarından biri de Hans Vogt'tu. Dumézil'le ömür boyu süren çalışmaların ardından Le Verbe Oubykh diye bir Ubuhça'nın fiilleri sözlüğü çıktı. Burak bize Le Verbe Oubykh'tan söz eder misin lütfen? Tabii ki biraz Hans Vogt'tan ve Le Verbe Oubykh'tan bahsedeyim daha sonrasında. Dumézil Ubuhça üzerine çalışmaya başladığı zaman Hans Vogt'la beraber bir çalışma yapmak istedi. Çünkü Hans Vogt Norveç'te çok önemli bir bilim adamı. Yani Oslo Üniversitesi'ne girdiğiniz zaman üniversitenin girişinde kocaman yağlı boya bir tablosu var. Zaten bu araştırma sürecinde ben Oslo'daki üniversiteye ve Oslo Ulusal Kütüphanesi'ne mail attım, telefon açtım, oradaki insanlarla konuştum vesaire. Hans Vogt'un ve dedemin adını duydukları zaman beni de şaşırtan büyük bir ilgi gösterdiler. Aslında ablamın da az önce anlattığı gibi Oslo Ulusal Kütüphanesi'ne girdiğimizde bize ayrı bir oda tahsis etmişlerdi. Müthiş çalışmalar vardı. Bu el yazması notlara kadar her şey hazırlanmıştı. Ayrıca bir audio room, ses odası tahsis edilmişti ve burada Hans Vogt'un dedemle yapmış olduğu ses kayıtlarını dinleme şansımız oldu. Vogt'la dedemin ilginç bir hikayesi var. Hatta Vogt'un Hacı Osman köyünde geçirdiği zamanları filmde de bundan bahsettik. Oğlu Peter Vogt bize günlüğünü okuyarak anlattı. Vogt şöyle der günlüğünün bir kısmında: Hacı Osman köyüne gittim. Burada beni insanlar eğlencelerle, Çerkes eğlenceleriyle ve yemeklerle karşılıyorlar. Giderken de gözyaşlarıyla uğurluyorlar. Yani bunlar çok duygusal şeylerdi bizim için. Ve işte dedemle Vogt'un Hacı Osman köyündeki çalışmaları tabii ki Norveç'e de gitti. Vogt çok ciddi bir bilim adamıydı ve çok odaklanarak çalışan birisiydi. Dolayısıyla dedemle Oslo'da değil de Filisa adında, Oslo'ya yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta bir otelde inzivaya çekilerek, orada izole olarak çalıştılar. Biz oraya gittik. Orada çekim de yaptık. Evet, belgeselde de. Hatta Hans Vogt'un oğlu Peter Vogt'la orada röportaj yaptık. En ilginç de şuydu zaten, belgeselin bizim açımızdan hem de görsel açıdan yani Hans Vogt'un dedemle çalıştığı sesleri bulduk ve ben o odada, dedemin çalıştığı odada, Hans Vogt'la çalıştığı odada dedemin seslerini dinledim. 40 yıl sonra, pardon 50 yıl sonra Tevfik Esenç'in izinden Norveç'teydik ve Filisa'daki bir otelde dedemin seslerini dinliyorduk. Çok etkileyici anlardan biriydi bu. Peter Vogt, Hans Vogt'un oğlu, Burak'ın söylediği gibi bize birçok özel hikayesini anlattı babasıyla ilgili. Hans Vogt da dedemle çalışabilmek için Türkçe öğrenmiş. Sadece bu yüzden Türkçe dersleri almış. Dedem Oslo'ya gittiğinde onların evinde kalmış ve akademik çalışmaları devam etmiş. Oslo belgesel sürecinde Fransa'dan sonra akademik anlamda ve de yaşanılan anılar anlamında bizi etkileyen topraklardan biriydi. Çünkü çok güzel arşivlere ulaştık. Dedemin seslerini bulduk. Peter Vogt'la, Hans Vogt'un oğluyla dedemin anılarını konuştuk. Ve bunları görüntüledik. Aynı zamanda da dedem Rekorlar kitabına konu olmuştu. Orada Rekorlar kitabının, biz bunu biliyorduk ama Oslo Kütüphanesi'nde Rekorlar kitabında Norveççe dedemin adına rastladık. Sözlüğü görmüştük daha önce ama Oslo'da kütüphanede görmüş olmak da bizim için çok çok etkileyiciydi. Dedemin 1960'larda yürüdüğü yollarda yürüdük. Dedemin dokunduğu taşlara dokunduk. Dedemin Hans Vogt'ta anlattığı hikayeler kulaklarımızda çınladı. Ve bir kez daha bir dilin yok olmasının ne büyük bir trajedi olduğunu ve bir dilin yok olmaması için savaşan, ilerleyen yaşına rağmen savaşan Tevfik Esenç'in bu bağlamda ne kadar bir yüksek bir savaşçı olduğunu bir kez daha tanık olduk. Belgeseli izleyenler yakinen bilirler. Umarım herkes de festival sürecinden sonra izler. Peter Vogt gözyaşları içinde dedemle ilgili hikayesini bitirdi. Çünkü Le Verbe Oubykh, pardon, Ubıhça'nın fiilleri sözlüğünün ardından Ubıhça, Norveççe sözlük, Hans Vogt'un oluşturduğu sözlük, Ubıhça tarihi açısından çok çok önemli bir sözlüktür. Burak, birazcık istersen sözlükle ilgili. Evet, şimdi Hans Vogt'un çalışmalarında şöyle özel bir durum söz konusu. Hans Vogt ses kaydı alarak çalışıyor. Dumézil'in farklı bir çalışma metodu var. Dumézil şöyle çalışıyor. Dumézil önce duyacak, içselleştirecek, sesi taklit etmeye çalışacak. Sonra da yazıya dökecek. Çok detaylı ve tecrübe ederek çalışan bir akademik yapısı var. Hans Vogt da kayıda alarak çalışan bir akademisyen. Bu noktada Oslo'da inanılmaz sayıda bir ses kaydı var. İnanılmaz sürede. Bu ses kayıtlarının içerisinde Ubıhça'nın birbirine yakın seslerinin değerlendirildiği kayıtlar var. Aynı zamanda tek tek kelimelerin anlatıldığı kayıtlar var. Şimdi bahsettiğimiz kitap Hans Vogt'un kitabı Dictionnaire de la langue oubykh, Fransızca dilinde yazılmış bir kitap. Şöyle göstereyim, kitabın bir örneğini göstereyim size. Bende kitap var. Nasıl bir kitap? Kitabın girişinde şu an benim hali hazırda çevirisini yaptığım dedemin anlattığı Ubıhça hikayeler var. Ubuhların masalları, nartları ve dedemin de büyüklerinden dinlediği hikayeleri var. Daha sonra da kitabın sözlük kısmı başlıyor. Fransızca, Ubıhça karşılaştırmalı yapılmış bir sözlük. Çok önemli bir sözlük. Yani Oslo'daki çalışmalar çok önemli kesinlikle. Hans Vogt bu çalışmaları tabii ki Dumézil'le tanıştıktan sonra yapıyor ve Dumézil de bu sözlüğü kullanarak Dictionnaire de la langue oubykh'u da çalışmalarında kullanarak Ubıhça üzerinde yeni çalışmalar yapabilmeye olanak buluyor. Bunlardan bir tanesi de ablamın yine bahsettiği Ubıhça'nın fiilleri sözlüğüdür. İlginçtir, Dictionnaire de la langue oubykh'ta Hans Vogt'un az önce gösterdiğim kitabının ilk sayfasını açtığımızda şöyle fotokopiden gösteriyorum ama dedemin resmi var ve altında da Fransızca ama Ami Georges Dumézil, Tevfik Esenç yazıyor. Yani ustam ve arkadaşım Tevfik Esenç'e kitap ona adanmıştır. Zaten Dumézil'de, Fok'ta, Ubıhça üzerine yaptıkları çalışmalarda dedemden sıklıkça bahsederler ki George Charachidzé de daha ablam bahsedecektir ilerleyen süreçlerde. Dedemden yine ustam ve arkadaşım diye söz eder. Aralarında da çok özel insani ilişkiler vardır. Dumézil dedem, Vogt dedem, Charachidzé dedem ki belgeselde de biraz bunlara dokunmaya çalıştık tabii ki. Oslo'dan sonra şimdi aslında biz dedemin rotasını izleyerek bu belgeseli çektik. 3 sene boyunca dedemin rotasını takip ettik. Oslo'dan sonra ana vatana gitmiş dedem. Yani Kafkasya'ya gitmiş. Yaklaşık 14 gün Kafkasya'da çekimler yaptık ama bir yaşadığı talihsiz bir rahatsızlık nedeniyle sadece Nalçık'ta kalabilmiş. Rotasını tamamlayamamış. Abhazya'ya gidecekmiş ve bütün Kafkasya'yı dolaşacakmış. Biz evet, Kafkasya kısmı inanılmaz etkileyiciydi. Yani bir Çerkes olarak bir belgesel çekmek için Kafkasya'ya gidiyorsanız ve Tevfik Esenç'in torunuysanız ve onun izlerinin peşinden gidiyorsanız aslında Kafkasya'da çekim yapabilmeniz mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü adım attığınız andan itibaren, ana vatanınızda olduğunuzu hissettiğiniz andan itibaren bütün duygularınız değişiyor. Önce Apazya'dan başladı yolculuğumuz. Muhteşem insanlarla karşılaştık. Tabii ki inanılmaz insanlar bizi bağırlarına bastılar. Hayri Ersoy, Hayri Kutarba, hayatımız boyunca unutamayacağımız bir dostumuz oldu ve hayatımıza çok yakinen dokunan bir insan oldu. Apazya'da, demografyada bir tören düzenlediler ve o törene Tevfik Esenç'in torunu olarak ben davet edildim. Dedemin seslerini dinledik. Sokakta yürüyemiyordum. Bu o kadar etkileyiciydi ki karşılaştığım herkes bana sarılıyordu. Çünkü ana vatana Tevfik Esenç'in torunu gelmiş. Tevfik Esenç'in izleri devam ediyor. Çok gözyaşları içinde. Kalbimin çok büyük bir kısmı Abhazya'da kalarak Abhazya seyahatimizi sonlandırdık. Eğer buradan Hayri Bey başta olmak üzere bizi dinleyen dostlarımız varsa onlara yüreğimin büyük sevgilerini göndermek istiyorum. Kalbimin büyük bir kısmı çünkü Kafkasya'da kaldı. Apazya'da birçok Ubuh'la da karşılaştık. Çok ilginçti çekim yaparken. Aslında Hacı Osman Köyü'nde bildiğiniz üzere Çerkes ailelerin isimleri vardır. Hunca ailesine mensup bir Ubıhç Apazya'ya göç etmiş. Dedeleri sürgün sırasında buraya gelmemişler. Lavart Muhinciya bir ressam. Hatta Abhazya Savaşı'ndan sonra bir daha hiç resim yapmamış, resimleri yakılmış. O benim akrabam ve beni öyle bir bağrına bastı ki ve işte dedem Tevfik Esenç beni, Burak'ı ve bütün ekip arkadaşlarımı Apazya'ya gönderdi. Sesini bir kez daha ana vatanına götürdü. Seyahatimiz boyunca Apazya'dan sonra Nalçık'a gittik. Yine çok çok önemli insanlarla karşılaştık. Bildiğiniz üzere Necdet Hatam, sevgili tamahatemiz, sevgili büyüğümüz, dedemin Kafkasya seyahatini organize eden sevgili Necdet Hatam, Miraç Du, Ersin Du, eğer bizi dinliyorsa dedemin buradan Sarayburnu'ndan gidişini fotoğraflayan sevgili Okan İşcan'ıma da sevgilerimi iletmek istiyorum. Nalçık'ta bir toplantı yaptık. Miraç Du ve Ersin Du'nun büyük emekler sonucu oluşturduğu bir misafirhanede. 5 saat falan sürdü. İnanılmaz anılar konuşuldu. Çok etkileyiciydi. Yani dedem Kafkas çok ilerleyen yaşına rağmen anavatanına gitmiş. Anavatanına gitmek çok istemiş ve orada büyük bir rahatsızlık geçirmiş ama yeniden ayağa kalkmış. Kafkasya'da tabii ki Tevfik Esenç o toprakların Homeros'u gibi anılıyor. Burak'ın Kafkasya ile ilgili hislerini de çok merak ediyorum. Sonra çekim sürecimizin nasıl devam ettiğini anavatan'da anlatacağım. Ya tabii ki şimdi Kafkasya, yani hayatımda şöyle bir ayrım yapabilirim. Kafkasya'ya gittikten öncesi ve sonrası diye en çok özlediğim yer şu an gittiğim yerler içerisinde. Nalçik'te gerçekten çok müthiş zaman geçirdim. Nalçik'in şöyle bir özel durumu var. Dedem, ablamın söylediği gibi bir Kafkasya turu planlıyor. Aslında bu şöyle bir tur. Az önce bahsettiği gibi işte ilk önce Nalçık'a gidiyor. Daha sonra Maykop'a gidecek. İşte daha sonra Soçi'ye gidecek. Asıl gitmek istediği yer, çünkü Vardan Köyü, Soçi'deki Vardan Köyü dedesi Papuç'dan dinlediği köy, orayı görmek istiyor. Kafkasya'ya asıl gitmesindeki amaç o. Ve Apazya'ya, Sohum'a gitmek istiyor. Kafkasya coğrafyasını dolaşıp gelmek istiyor. Bu arada bütün bunları yapmak istediği süreçte 80 üzerinde bir yaşta çok büyük bir tehlikeyi göze alarak aslında Kafkasya'ya gidiyor. Ablamın dediği gibi Maykop'ta, Tijilkay misafirhanesinde Necdet Atam, Miraç Du, Ersin Du, aynı zamanda Nihat Bidanuk dönemin canlı tanıklarından çok değerli bilgiler verdiler bizlere. Yani zaten çok özel insanlar. Hiç bitmedi değil mi? Ben orada bir belgesel yönetmeni olmaktan vazgeçip gerçekten bir Çerkes kızı oldum ve yönetmenlik çizgimden tamamen oramıyorum, masada oturamıyorum. O kadar heyecanlıyım ki. O yüzden 4 saat sürdü röportajımız. Evet, Nalçık ayağında da Kafkasya turumuzdaki, Kafkasya çekimlerimizde 21 Mayıs'ta Nalçık'taydık. Yağmurlu fakat görkemli bir 21 Mayıs'tı. Aslında oradaki yağmurun filmde de doğal bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani orada sembolik olarak gözyaşını ifade ediyor bence. O da bizim şansımızdı. Ama sırılsıklam olduk yani. Bize Kafkasya ayağında yardımcı olan Erdal arkadaşımız, Ubıhç Erdal ulaşımımızı sağladı. Çok da sabırlı bir arkadaş sağ olsun. Erdallı bir şeyden 21 Mayıs etkinlikleri bittikten sonra otele dönüşümüz vardı. Sırılsıklamdık. Yani telefonum falan çalışmıyordu. O derece sırılsıklam oldu. Hatta Can Tekin'in başına bir kaza geldi. Onu da anlat istersen. Ya ayakkabı. Hayır. Doğru gitti. Kendisine de çok önemli emeği vardır Can Tekin Cantez'in filmimiz için ve görüntü yönetmenimiz Levent Ahi'nin. Sen anıyı anlat ve ben de şeyi anlatayım. Ben anıyı hatırlayamadım, senden dinleyelim. Bir at Can Tekin çekim yapmak için asla geri çekilmiyor. Çünkü belgeselin coşkusuyla atın üzerine doğru geliyor. Can Tekin inatla ses almaya çalışıyor ve düşüyor. Yani büyük bir kaza atlattı orada. Evet. Can Tekin ve Levent, yani ekibimizin geri kalanları Ubıhç değiller, Çerkez değiller. Ama o 3 yıllık son derece ağır olan belgesel sürecinde, birazdan niye ağır olduğunu sizinle paylaşacağım. Gerçekten de çoğu zaman benden daha çok Çerkezlerdi. O kadar çok sahip çıktılar ve o kadar çok inandılar ki. Kafkasya seyahatimizin o büyük coşkunun, büyük karşılaşmanın, Nihat abiyle, Necdet abiyle, misafirhanenin yapımı, oradaki büyük yemek, Burak'cığım birazdan ondan söz edersin. Miraç'du, Ersun'du, adını unuttum. Şu an anmak istediğimi adını atladım. Bir sürü insanın üzerimizde yarattığı coşku ve kucaklaşma ve ana vatanda olma duygusunu. Bir tık daha zor kısmı şuydu. Ha, bu arada şunu söylemek istiyorum. Tevfik Esenç'le ilgili tek belgesel Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsın değil. 1987 yılında İsmet Arasan, değerli İsmet Arasan, dedemle ilgili Son Sesler isimli bir belgesel çekmiş. İsmet Arasan Türk belgeselciliğinin çok önemli isimlerinden biridir. Biz belgesele başlamadan önce sevgili İsmet Arasan'la o görüntüleri rica ettik. O da bizi kırmadı. İlk defa arşivini bizim için açtı. Ve dedemin daha önce hiç gün yüzüne çıkmayan ses kayıtlarına ulaştık. O ses kayıtlarında dedem Vardan'a, yani ana vatanına, doğduğu köye ne kadar çok gitmek istediğinden, rüyalarında Vardan'ı gördüğünden, dedelerin topraklarını nasıl bulmak istediğinden söz ediyordu. Biz Vardan Köyü'ne ulaştık. Sanıyorum hayatımın bir belgeselci olarak ve aynı zamanda da bir Ubıhç olarak, bir Kafkasyalı, bir Çerkez olarak, Kafkasya'ya kökleri uzanan bir Çerkez olarak en acı çektiğim anı şuydu. Vardan Köyü'nde biz çekim yapamadık. Çünkü biz çekim yaptığımız sırada biri yanımıza geldi, küçük bir tehdide maruz kaldık. İnatla çekimi tamamlamaya çalıştık. Ancak birkaç kare çekim yapabildik. Yani insanın ana vatanında, yani kendi topraklarında çekim yapamaması ciddi anlamda üzücü bir şeydi. Daha sonra Soçi limanına indik. O da unutulmaz bir andı. Demin konuşmaya başladığımda söylediğim gibi o limanda anladım sürgünün enini, boyunu ve hayattaki özgür ağırlığını. 3 yıl süren büyük bir emekle çekilen Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız. Çok da hoş bir festival serüveni oldu. Ama o serüvene girmeden önce dilerseniz sürgün çocuğu olmanın nasıl bir duygu olduğunu Burak Esenç'ten dinleyelim. Sonra ben de bu konudaki fikirlerimi söyleyeceğim. Yani tabii ki ben yine dil üzerinden anlatayım konuyu. Sürgün çocuğu olmanın yarattığı hissiyatı. Ben Ubıhç diliyle ilgilenmeye başladığım andan itibaren, ki bu 18'li yaşlarıma tekabül eder. İşte 8 yaşıma kadar zaten dedem hayatımdaydı. Biz yazları köydeydik. Kışın dedem İstanbul'a gelirdi. Çerkeslik çok hayatımızın içerisinde olan bir şeydi. Dedemin vefatıyla beraber, büyüklerin vefatıyla beraber bir ara girdi hayatıma. O arada başka ilgi alanlarım oluştu. Daha sonra üniversitede başka bir yabancı dili öğrenmeye çalışırken kendi dilime tekrar ilgi duymaya başladım. Ve ana dilimi konuşamamamın eksikliklerini yaşamaya başladım. Sürgünün benim üzerimdeki en büyük etkisi bu eksikliktir. Yani çok böyle samimi konuşmak gerekirse ben şu an kendimi bir bütün olarak hissetmiyorum. Yani tam bir birey değilim. hayatta bir problemle karşılaştığım zaman, işte bu sosyal hayatımda olabilir, arkadaşlarımla, ailemle, iş hayatımda, karşı cinsli ilişkilerimde. Bir problemle yaşadığım zaman o zorlu geçen gecelerin sonunda kafamda hep aynı soru oluyor. Ben eğer Kafkasya'da yaşayan bir ubıhç olsaydım bu problemi nasıl ele alırdım? Ben bu sorudan bir türlü kurtulamıyorum. Yani sürgünün metropolde büyümüş bir insan üzerindeki en büyük etkilerinden bir tanesi bence bu. Yani Türkçe düşünüyorum çünkü. Türkçe konuşuyorum. Meramımı Türkçe anlatıyorum. Ama genetiğim ubıhç. Yani genetiğimle gramerim birbirini tutmuyor. Ben bunu ana dilini konuşamayan bir insan olarak bunun eksikliğini çok fazla hissediyorum. Bu eksiklik yanında tabii ki aslında her şeyin kaynağı dili kaybetmekle ilgili bence yaşadığımız sürgün, Rus-Kavkaz savaşları. Bir dilin kaybolmasında birden fazla etmen vardır bu arada. Bunlar işte coğrafi etmenler, savaş ve savaş sonrası etmenler, sürgün gibi. Devlet politikaları ve dil kayması dediğimiz işte bilingual, iki dilli halkların yeni gelen jenerasyonunun anatomik olarak konuşması daha kolay olan diğer dile kayması. Ubıhça'nın başına bunların hepsi geldi. Ama yani sürgün Ubıhça'nın kaybolması konusundaki en büyük etmenlerden birisidir. Tabii ki kaybolma kotasındaydı Kafkasya'dayken de Bel'in söylediklerine göre. Ama sürgün bu süreci inanılmaz hızlandırdı. Çünkü yaklaşık 25.000-30.000 ubıhç bir anda Anadolu'ya geldiler ve Anadolu'da ortak bir yaşam alanında yaşayamadılar. Farklı coğrafyalara yerleştirildiler. Dikkat ederseniz mesela ben Balıkesir Manyas bölgesini daha iyi biliyorum. Bu bölgede ard arda 3-4 ubıhç köyü bulamazsınız. Hep arada başka köyler vardır, başka halklar vardır. Hep dağınık yerleştirilmişlerdir. Bu tip şeyler tabii ki dilin kaybolmasında büyük etki yaratıyor. Sürgünün en büyük etkisi az önce bahsettiğim dilimi konuşamamaktan ötürü içimde oluşan bu eksiklik duygusu, bu kendimi bütün hissedememe duygusu. Nasıl bundan kurtulacağım onu da bilmiyorum. Yani deniyorum, ubıhça üzerine çalışmaya devam ediyorum. Ama dediğim gibi bu duygu bende sabit kaldı, ondan kurtulamıyorum. Sürgün çocuğu olmanın hepimizin hayatında olduğu gibi çok travmatik etkileri var. Ve Alexander Tumarkin bizim danışmanlarımızdan biriydi belgeselde. Alexander'ın anlattığı bilimsel bir şey var. Sürgün kuşakları etkiliyor. Yani birinci kuşak suskun kalıyor. İkinci kuşak konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Üçüncü kuşak daha çok sesini çıkartıyor. Yani algılamaya çalışıyor. Biz de şu an dördüncü kuşağız. Kişisel olarak benim yüksek bir tamamlanmamışlık hissim elbette var. Ama baba oğul ekseni üzerinden bunu size anlatmak istiyorum. Çocuğunuza ana dilinde bir isim verememenizin insan hayatında ne büyük bir travmaya neden olduğunu anlatamam size. Ana dilinde masal anlatamıyorum ben oğluna. Ana dilimde onu sevemiyorum. Ve bu belgesel sürecinde Burak'la benim en zorlandığımız şey şuydu. Aslında ubıhça hatırlayan ama elbette gramerine hakim olmayan ama hatırlayan babam rahmetli Georges Dumézil Esenç ubıhça kayıtları, ubıhça sesleri ondan almaya kalktığımız noktada bir rahatsızlık geçirdi. O geçirdiği rahatsızlıkta babam ubıhça sayıkladı hastaneye her yattığında. Ve bu sürgün babam, oğlum o kadar zor bir şey ki babanız ubıhça sayıklıyor ve bu arada yıllardır anlatmadığı şeylerden söz ediyor. Nasıl acı çektiğimizden söz ediyor. İkinci sürgünden söz ediyor. Çünkü yıllarca bunu konuşmamış ve saklamış bunları bizden. Sürgün deyince benim aklıma babam ve oğlum geliyor. Sürgün deyince benim aklıma tamamlanmamışlık, hep yüreğimdeki eksiklik geliyor. Sürgün deyince benim aklıma Karadeniz'in bir kıyısında kalan akrabalarım geliyor. Aynı gökyüzünün altındayız ama birbirimize dokunamıyoruz. Kafkasya belgesel şöyle bitiyor. Oğlum diyor ki, anne Kafkasya çok mu uzak? Kafkasya uzak değil. Kafkasya hep bizim kalbimizde ama diasporada bir Çerkez'in bu anlamda gerçekten de yoğun bir sürgün psikolojisi oluyor. Bu duygusal konuşmadan sonra ben Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız festival yolculuğundan söz etmek istiyorum. İlk önce Ankara Film Festivali'nde gösterildi belgeselimiz. Bu arada 69 dakika. Bir kez daha tekrar edeyim, Can Tekin Cantez diğer yönetmeni, Levent Ahi görüntü yönetmenimiz. Ankara Film Festivali'nde gösterildi. Ankara Film Festivali'nin ardından Altınkoza'da, Adana'da gösterime girdi. Bu yıl Antalya Film Festivali'nin yarışmacılarından biriydi. Altınçınar'da ünlü çok önemli ustaların birinden en iyi belgesel ödülünü aldık Ertuğrul Karslıoğlu'nun elinden. Ve çok güzel, çok onere, bizi onere eden şeyler duyduk. Ürdün'de gösterildi. Dokümenteriste söylediğim gibi özel ödül aldı. Altınçınar'da birincilik aldı. Ve hala festival yolculuğu devam ediyor. Burak, eklemek istediğim bir şey var mı festivale dair? Ben sonra müthiş karşılaşmalarımızdan söz etmek istiyorum festival sürecinde. Festivallerden önce bahsetmiş olduğun babamla ilgili olan kısımda bir iki anekdot anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi yine Ubıhç dili ve Ubıhç diline dair son konuşan insanların yaşadığı yalnızlık üzerine bir şey. Benim babamın söylediği Ubıhçe bir şarkı var. Ubıhça ve Adigece. Babam üç dil konuşur, Adigece konuşur, Ubıhça bilir, ilk bu dilleri öğrenmiştir ve Türkçe konuşur. Babam İstanbul'a geldikten sonra buradaki arkadaş çevresi içerisinde Çerkesçe konuşan kimse yok, Ubıhça konuşan kimse yok. Ubıhça konuşacak kimseyi bulamıyor ve duyduğu kelimeleri, hatırladığı kelimeleri unutmamak için bir şarkı yazıyor. Şoşancaya Sıdap'ın La Kaşua Sıyıkke diye bir şarkı. İşte Şoşance İstanbul'un Ubıhça adıdır. La Kaşua de Manyas'ta Hacı Osman Köyü'nün Ubıhça ismidir. Bu şarkının tek başına varlığı bile Ubıhç dilinin yalnızlığı adına beni çok nasıl söyleyeyim, duygulandıran bir şey. Çünkü babamın o anki düşüncelerini hatırlamaya çalışıyorum. Ubıhçayı unutmamak istiyor. Adigece'yi unutmamak istiyor. Ve İstanbul'da sürekli tekrar edebileceği, söyleyebileceği bir şarkı yazıyor. Bu Ubıhça'nın ve Adigece'nin kelimelerini kullanarak. Yani bu şarkı sanatsal bir ihtiyaç. Yani daha doğrusu bir sanat eseri ortaya çıkartmak için yazılmamış aslında. Ana dilini kaybetmemek için yazılmış. Bu benim oldukça ilgimi çeken ve insanlara paylaşmak istediğim bir anekdottu. Anekdot demişken Hacı Osman Köyü'nden de bahsettim, La Kaşu'ya. Bir anekdottan daha bahsetmek istiyorum. Ubıhça'nın kaybolma öyküsüyle ilgili. 1864 yılında Ubıhçlar Manyas'ın Hacı Osman köyüne geldiği zaman kafilenin lideri Hacı Osman köye bir meşe ağacı dikiyor. Meşe ağacının hikayesini zaten herkes bilir. Ubıhlardaki kutsallığını, o pagan dönemden kalma, Ubıhların bu arada derin pagan bir yapısı vardır, şarkılarında sürekli bunu duyarsınız. Ekrana geldi bu meşe ağacı, altında da dedem var. Hacı Osman bu meşe ağacını köye dikiyor ve köyün bütün tarihi bu meşe ağacıyla birlikte yeşeriyor. Bu meşe ağacıyla birlikte büyüyor. Zegesler, toplantılar, tematelerin, yaşlıların önemli bir karar almak istedikleri zaman buluştukları buluşma yeri hep bu meşe ağacının altı. düğünler, eğlenceler bu meşe ağacının altında yapılıyor. Dedemin bir röportajını izlemiştim. O röportajında şöyle bir şey söylüyor. İşte röportajı yapan hanımefendi dedeme soruyor. Sizden sonra Ubıhça ne olacak diyor. Tam bu ağacın altında oturuyorlar. Dedem şöyle bir şey söylüyor. Bu bana çok duygusal gelir. Benden sonra Ubıhça'yı bu meşeye sorarsınız. Onda bütün kelimeler, bütün hikayeler, her şey saklıdır der. Acı bir hikayedir ki bu meşede ne yazık ki kurudu. Artık meşeden de bu sesleri duyamayacağız. Festival süreciyle ilgili söyleyeceğim şeyler de şu ana kadar Ankara Film Festivali'nde ilk zaten Ankara Film Festivali'nde gösterildi. Daha sonra Dokumentarist'te gösterildi İstanbul'da. Dokumentarist'ten jüri özel ödülünü aldık. Ve çok ciddi bir izleyiciyle ve ardından da izleyicilerin tekrar gösterim için baskısıyla karşılaştı festival. Ürdün'de bir gösterim oldu. Ürdün'de Kafkas Film Festivalleri yapıldı. Festivali yapıldı. İlki düzenlendi. Sağ olsunlar beni davet ettiler. Orada soru cevap yaptık. Filmin gösterimini gerçekleştirdik. Çok orijinal insanlarla tanıştım. Çok şaşırdım yani. Ürdün'de çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel dostluklar kazandım ve hala bu insanlarla iletişim halindeyim. Adana'da ablamın dediği gibi Altınkoza'da ve Antalya Altın Portakal'da gösterildi. Şimdi bu festivallerin adını söylüyoruz ama bunlar gerçekten çok fazla başvuru alan ve çok az sayıda filmin seçildiği festivaller. Yani 10 tane film seçiyorlar ama global anlamda 400-500 kişi, 400-500 film başvuruyor. Ve şöyle bir noktası var. Festivallerde filmi izleyen herkes Çerkes değil. Şimdi Dokumentarist'ten bahsettim az önce ki daha sonra Malatya'da, Kayseri'de, işte 10. İnsan Hakları Festivali kapsamında İstanbul'da ve İzmir'de ve Antakya Film Festivali'nde gösterildi. Festivallerde festival seyircisi seyrediyor filmi. Yani tabii ki biz gitmeden önce bölgedeki derneklerle iletişime geçiyoruz. İşte böyle filmle geliyoruz. Sizin ilinize, şehrinize geliyoruz diyoruz ve derneklerde ablam birazdan bahsedecek. Çok bize güzel bir, her yerde çok güzel karşılandık. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama izleyen herkes Çerkes değil. Şöyle anekdotlar söz konusu oldu. Mesela Dokumentarist... Efendim? Burak, %20 Çerkes vardı diyebilir miyiz? %20 Çerkes vardı diyebiliriz tabii ki. Özellikle mesela Antalya Film Festivali'nde çok büyük bir salonda gösterildi. Yani sayıyı bilmiyorum, belki 200 kişi kapasitelidir. İçerisinin 400 kişi kapasiteli bir salonda gösterildi. Salon tamamen fulldü. Ben ayakta izledim. Yanlış hatırlamıyorsam dernek başkanı da ayakta izledi. Acayip kalabalıktı ve evet %20'si belki Çerkes'ti. Şöyle şeyler duymaya başladım. Antalya yani Film Festivali. Efendim? Antalya Film Festivali'nin müthiş de bir anısı vardır. Söyleşimiz bitmedi hatırlıyorsam. Ben sahneden inemedim. Evet, çünkü o kadar bir karşılandı ki. Ve şunu da söylemek istiyorum. Sadece Çerkesler ağlayarak izlemiyorlar filmi. Yani bu trajediyi gerçekten de yüreğinde hisseden birçok izleyicimiz var. Burak'ın söylediği gibi, Burak'cığım sözünü kesiyorum. Heyecanlandım Antalya'dan söz ederken. Sinema dili açısından da iyi bir film olduğunu hep güzel eleştiriler alarak duyduk. Antalya Film Festivali'nde gerçekten beni güvenlikle arkadan kaçırmak zorunda kaldılar. Çok güzel insanlar destekledi. Mesela bir gazeteci Hakan Varol. Onunla röportaj yaptım. Röportaj yapmak istedi benimle. Hiç ne Ubıhça dilini biliyor ne Çerkezleri tanıyor. Gözyaşları içinde bitirdik. Benden daha çok ağlıyordu. Antalya'da ve her yerde. Öncelikle Antalya Derneği'ne çok teşekkür ederim. Kafkas Kültür Derneği'ne. İnanılmaz güzel karşıladılar bizi. İnanılmaz sarıp sarmaladılar. Gözyaşlarımız birbirine karıştı. Kayseri'nde hiç unutulmaz Kafkas Kültür Dernekleri gerçekten de son dakikaya kadar, ödül alana kadar yanımdaydılar. Ve ödülü onların gözlerinin içine bakarak aldım. Kendi halkımdan insanlar vardı. Çok etkileyiciydi ve beni Çerkez geleneklerine göre de ağırladılar. Unutmak istemiyorum, kimseyi kırmak istemiyorum. Adana öyleydi, Antalya öyleydi, Kayseri öyleydi, İstanbul'da öyleydi, Ankara'da Sayın Yıldız Şekerci'nin katılımı bizim için çok çok etkileyiciydi. Antalya'da Cihan İşbaşı'ndan da söz etmeden edemeyeceğim. Filmin sonuna kadar ve o süreçte hep göz göze geldik ve gözleriyle beni korudu. Müthiş bir serüvendi Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız'ın serüveni. Elbette bitmedi. Hala festival yolculuğu devam ediyor. Bu konuda çok alçak gönüllü olmak istemiyorum ben. Bir Çerkez olarak elbette alçak gönüllüyüm ama festivalin, filmin yolunun daha çok açık olduğunu ve yurt dışında da büyük başarılar alabileceğini düşünüyorum. Hatta Cannes Film Festivali'nde Türkiye standında Türkiye'yi temsil eden belgesellerden biriydi. İsteğim şudur ki bütün dünya Ubıhların sesini duysun. Bütün dünya Tevfik Esenç'in büyük savaşını duysun. Bütün dünya bir dilin yok olmasının büyük trajedisiyle büyük trajedisinin ne fark etsin. Bu arada film sürecinde çok önemli Çerkes sanatçılarla tanıştım. Ama tabii Çerkes sanatçı derken evrensel anlamda da çok büyük işler yapan sevgili Zeki Beştepe. Hiç unutmuyorum onunla karşılaştığımız anı. Çünkü kostümümü dikti. Bir Malatya Film Festivali'nde ve ödül aldığım Kayseri Film Festivali'nde ben kendi halkımın kostümünü giymiştim. Dünyaca ünlü bir modacıdır Zeki Bey. Aynı zamanda Gülcan Altan. Filmimizin de müziklerini yapan Gülcan Altan. Bizim toplumumuzda biz grubu. Adını unuttum. Umarım kimseyi incitmem. Çok önemli sanatçılar da var ve bu daha çok filmin çekilmesini, daha çok şey üretilmesini, daha fazla bizim toplumumuzdan sanata dair işlerin yapılmasını çok isterim. Örneğin Zeki Bey'in öyle muhteşem tasarımları var ki, yani bence dünyadaki modacılardan, önemli modacılardan biri. Gülcan Altan'ın öyle müthiş bir sesi var ki ve hiçbir zaman köklerinden de uzaklaşmadı. Eklemek istediğim bir şey var mı Burak'cığım? Evet var ya, bu noktada Çerkeslik ve sanat konusunda aslında eklemek istediğim çok fazla şey var. Şöyle anlatayım, sanat aslında bizim derdimizi bizim dışımızdaki insanlara anlatabilmek adına sahip olabileceğimiz en önemli araçlardan bir tanesi. Bu belgeselle olur. Bu fotoğraf çekerek olur, müzikle yapılabilir, tasarımla yapılabilir, endüstriyel tasarım, moda tasarımı, hangi alanı olursa olsun. Ama çok geniş kitlelere kültürümüzü anlatabiliriz aslında. Kültürümüzü geniş kitlelere anlatmak zorunda mıyız? Bu ayrı bir tartışma konusudur. Ama bence böyle zengin bir yapının yaşatılması için olabildiğince çok çaba sarf edilmesi gerekiyor. Şimdi ismi geçen insanlardan mesela Gülcan Altan şöyle cesaretli bir şey yapmıştır. Ki zor da bir şey yapmıştır. Ben Gülcan'la ilk iletişim kurduğumda kendisinden film için bazı sesler vermesini istemiştim. Ve Gülcan şöyle dedi: ben size Ubıhça şarkı da söyleyebilirim. Şimdi elimizde Ubıhça şarkılar var. Dedemin söylediği bir şarkı var. Bu gerçekten cesaret işidir. Gülcan oturdu, çok uzun süreler boyunca şarkılara çalıştı. Üstüne bana gönderdi. Üzerine konuştuk vesaire. Telaffuzlar üzerine vesaire ve tüm bunları kendi şartlarıyla yaptı ve herhangi bir yani büyük bir tutkuyla yaptı aslında. Biz grubu, Ubıhlar şarkısını, bu arada çok da yakın arkadaşım oldu, bu vesileyle iletişim kurduk. Ünsal, yani Ünsal'la ilk iletişim kurduğumda işte Ubıhlar şarkısını çok beğendiğimi ve acaba belgesele koyabilir, yani cümleyi bitiremedim bile. İnanılmaz yardımcı oldu. Hatta beraber müzik konuşmaya başladık. Müzik projeleri konuşmaya başladık. Ben de enstrüman çalıyorum. Sanat yani çok önemli bir yere dokunuyor. Bu konuda biraz beslenmemiz lazım ve açılmamız lazım. Bizim bir kere çok güzel bir aslında bunu sürekli tekrarlamak istemiyorum ama zengin kültürümüzün içerisinde şöyle detaylar var. Mesela Paganöler. Bana kıyafetlerimiz çok gotik geliyor. Mesela bu standart Çerkeska çok etkileyici bir kıyafet. Çok müziklerimizin içerisinde mesela dedemin söylediği roydo vasimera royda. Şimdi bunu 10 kişinin aynı anda, ben makamıyla söyleyemiyorum, makamıyla söylediğini duyduğunuz zaman meditatif bir şey geliyor. Yani bu paganist yapılar, onun dışında zaten başlı başına habzeler, edebiyata konu olabilecek bu gotik yeri geldiğinde gotik yapılar. Onun dışında bizim efsanelerimiz, Ubıhların bıta totemi, yine yani bıta dışında az önce bahsettiğim meşe ağacı vesaire, birçok konuda çok beslenecek öğe var. Mezita, Setenay. Zaten Nartlar, yani ben Orta Dünya okuyarak geçti gençliğim. Bir Tolkien meraklısıyım. Nartlar konusunda ne söyleyebileceğimi gerçekten bilemiyorum. Yani inanılmaz zengin ve çok etkileyici. Özellikle Setenay, Ubıhlar Sauseriko der. Genelde Sosruko diye bilinir. Sauseriko'nun hikayesi. Bunun işte farklı Adige halklarında farklı versiyonları vesaire. Aslında çok zengin. Gerçekten çok zengin ve sanatsal noktalarda mutlaka değerlendirilmesi lazım. Abla, konuya devam edecek miyiz yoksa soru cevaba mı geçeriz? Biraz daha istersen filmin serüveninden söz edelim ve teşekkür etmemiz gereken insanlara da teşekkür edelim. Çerkez ve sanat meselesinde daha çok film çekmeliyiz, daha çok kitap yazmalıyız, evrensele adımızı daha çok taşımalıyız. Çünkü zaten bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki projemizde sürgünle ilgili bir şey yapmak istiyoruz. Bir sürgün belgeseli çekmek istiyoruz. Adı da Bir Yüreğin Öbür Yarısı. Umarım bunu da gerçekleştirebiliriz. Bir Rüya Gördüm özelinde gerçekten zor bir çalışmaydı. Çünkü 4 ülkede çekildi. Profesyonel standartlarda çekildi. Ve 4 kişinin çabasıyla çekildi. Bağımsız bir filmin bütçesi zaten kısıtlı olur. Ama bir şekilde bunların hepsinin üstesinden gelindi. Sanıyorum o büyük savaş, bir dilin kaybolmaması üzerine harcanan büyük savaş bir biçimde bizi de çok etkiledi. Dürüst olmak gerekirse ben dönem dönem bırakmak istedim. Çünkü kaynak yok. İlerleme şansımız yok. Bazen öyle büyük tıkanıklıklar yaşadık ki. Ama demin söylediğim gibi ekibimizin diğer üyeleri, başta Burak olmak üzere ve Çerkez olmayan Can Tekin Cantez ve Levent Ahi inatla filmi tamamlayalım noktasındaydılar. Dönem dönem çok zorlandık, düştük, ayağa kalktık ama filmi tamamladık. Şimdi geriye dönüp baktığımda dedemin o müthiş çabalarına eğer %11 katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize diyebiliyorum. Yeni projemiz söylediğim gibi sürgün belgeseli. Bu arada Meral Çağrı'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Bize çok destek olan ve danışmanlığımızın bir kısmını yapan. Biz grubuna Burak sanıyorum teşekkürlerini etti. Müziklerimizi yapan Ferhat Kale'ye buradan kocaman sevgilerimi iletiyorum. Mektup mektuplara ulaşmamızda büyük veya soracağımız, yani ben kendisinden çok şey öğrendim araştırma süreçlerinde. Okan İşcan'ın adını anmadan geçmek istemem. Evet. Meral abla tabii ki ve Alexander Tumarkin. Evet. Albina Tumarkin. Çünkü evet, çok şimdi bizim filmimizin şöyle bir zorluğu var. Birçok dil var içinde. Norveççe var, Fransızca var, Abhazca var, Adigece var. Mesela bütün 500 saat kaydımız vardı bu arada. Bildiğiniz 500 saat görüntümüz vardı. Ve büyük bir bölümü de işte Fransızca, Norveççe. Bu yüzden montajı bir yıl sürdü. Yani farklı diller, 500 saatlik bir kayıt, 69 dakikalık bir film yaptık. Evet. Bir yıl değil, 1,5 yıl sürdü. 1,5 yıl sürdü, evet. Hayri Bey'e, Hayri Ersoy'a, Abazca çevirilerimizi Hayri Bey yaptı. Albina Fransa'ya bizimle beraber geldi. Meral ablanın kızı Albina Tumarkin. Çevirilerimize destek oldu. Norveç'teki çevirilerimizi yine orada Türkolojik kürsüsünden Ingeborg çok samimi bir arkadaşımdır. Hala da görüşürüz, Türkiye'ye gider gelir. Orhan Pamuk kitaplarını çeviriyor. Çevirir. Evet. Tabii ki yüzlerce sayfa, bir sürü yazışmamız oldu. Yüzlerce sayfa yazışmamız oldu. Abartıyor muyum diye düşündüm ama oldu. 1000 diyecektim neredeyse. Bu yazışmaların hepsinin İngilizce'ye çevrilmesi gerekti. Ve çevirmenimiz Ersan Devrim başından sonuna kadar hep bizim yanımızda oldu. Şimdi profesyonel bir belgesel çekeceğim diye yola çıkıyorsunuz. Standartlarının, hem görsel standartlarının çok üstün olmasını istiyorsunuz. Hem de gerçekten de dünyada iz bırakmasını istiyorsunuz. Bu kadar küçük bir ekiple bunu yapmak mümkün değil. Herhalde birazcık Çerkez'in adımızın da bu konuda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten de bizi destekleyen, az önce saydığımız bütün isimlerin hayatımızda yarattığı büyük bir enerji oldu. Ve onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir biçimde zorluklar yaşandı ama hepsinin üstesinden gelindi. Ve Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsın hala festival yolculuğuna devam ediyor. En kısa sürede de umarım izlemeyenlerle belgeselimiz buluşur. Bu arada zorluk kısmında, evet, zor bir süreç. Bu arada film çekmek zordur, pahalıdır, içerisinde belli zorluklar vardır. Fakat yani bu zorluklarla karşılaştığımız zaman vazgeçmeme konusunda elimizde güzel bir örnek vardı. Ben zaten hayatta hangi zorlukla karşılaşsam aklıma hep onu getiririm. Dedem Tevfik Esenç. Yani onun yaşadıklarını düşündüğüm zaman aslında hani zorlukla nasıl baş edilir? Bir şeye tutkuyla nasıl sarılır? Tutku insanın hayatında nasıl bir önem arz eder? Bunların cevabını bulabiliyorum. Şimdi tabii toplaması ezberden söyleyeceğim. Çok zor bir şey de. Göte Genç Werther'in acılarında şöyle bir şeyden bahseder. Sürekli peşinde koşacağımız ve özlemle arayacağımız bütün benliğimizi sarmalayan duygular özlüyoruz diye. Dedem böyle bir duyguya sahipmiş. Az insan bu şansa sahip olabilir. Bu seviyede tutkuyla bağlanabilecek bir odağa sahip olabilir. Belgeselin zorluklarından da yine biz bu odakla aslında sıyrıldık. O noktada yine eğitimimizi dedemden aldık diyebilirim. Tabii ki şanslı olduğumuz noktalar da vardı. Babamdan çok bilgi aldık. Rahmi Esenç'ten. Meral Çare çoğu olayın canlı tanığıdır. Meral Çare'den çok bilgi aldık. Alexander çalışmaları da vardır Meral Çare'nin ve Ubıhça üzerinde hala çalışmaya da devam etmektedir. Onu da söyleyeyim. Tabii. Ayrıca Hayriye Melek Hunç konusundaki çalışmaları da takdire şayandır. Yani konuyu bizi hiç bırakmadı. Çıldırtıcı sorularımıza. Çok, çok da sabırlı kendisi. Meral ablaya da sevgilerimizi iletelim burada. Ve belgeselimizin danışmanlığını yaptı. Zor bir süreçti ama bir biçimde üstesinden geldik. Yolu da çok çok açık olur. Söylediğim gibi film şöyle bitiyor. Anne Kafkasya çok mu uzak diyor oğlum. Bir sürü güzel yere dokundu ama öncelikle benim oğluma dokundu. Ciddi bir bilinçle büyümesine neden oldu. Şu an 6 yaşında. Köklerinin Kafkasya'da olduğunu, dedesinin Tevfik Esenç olduğunu, Ubuh olduğumuzu, ana dilimizi kaybettiğimizi biliyor. Ve bunu her yerde söylüyor. Hatta çok etkilendiğim bir yanı, okulumda, anaokulumda insanlar işte ben İngilizim, ben Fransızım derken Tibet ben Ubuh'um demiş. Tabii eğitiminin büyük bir bölümünde dayısının da büyük bir katkısı var. Burak Bey, yeğeninizi gerçek bir Çerkes delikanlısı olarak ve Ubuh olarak yetiştiriyorsunuz değil mi? Şeklinde anılsanız da. Yani tabii ki anlatıyorum sürekli. Ne biliyorsam Tibet'i anlatıyorum. Çünkü değerli bir şey ve kuşaktan kuşa aktarılması lazım. Ve çocuk zihni her şeyi toplayan bir şey. Etrafınızdaki çocuklara anlatın bence de. Şimdi ekranda az önce ekranda gördüğünüz görüntü, evet yeniden geldi. Aslında görüntünün şöyle bir anısı var. Evet, Tibet'te biz Hacı Osman'daki evden, yani belgeselimizin jeneriği böyle başlıyor ve dedemin sesi. Dedemin bulduğumuz ses kayıtlardan sesiyle başlıyor belgeselimiz. Bu görüntüyü çekerken, Can Tekin'le kurgularken biz en çok şunu düşündük ve izlediğimizde de. Ubuh dilinin serüveni bitti mi? Hayır, bitmedi. Ubuh dili dünya üzerinden yok oldu mu? Ubuh dili yok oldu. Ama toprağın altına girmedi. Ubuhlar hala varlar. Ana dilimiz toprağın altına girmedi. Ana dilimiz sadece yok oldu. Ve bu çalışmalar, dedemin yaptığı çalışmalar da evet gerçekten de ana dilinde, yani annesinden duymadan Ubuh dilini konuşmak çok zor. Belki yeniden konuşabilecek, belki değil, hiç kimse olmayacak. Ama az önceki görüntüde gördüğünüz gibi bu yol açık ve hiçbir biçimde bitmedi. Ve bu yol devam ediyor. Toprağın altına girmedi. Hatta Sohum'da çok değerli Chirigba'da evimize geldi ve babamla çalıştı ve dedemle de çalıştı genç yaşlarında. Chirikba şu an Sohum Üniversitesi'nde Ubuh dilinde dersler veriyor. 3. sezon dersleri bunlar. Abhazya'ya gittiğimde Sohum Üniversitesi'ndeki öğrencilerle de tanışma şansım oldu. Evet, belli kelimeleri çıkartabiliyorlar. Dedemin anıları, yani dedemin yazdıkları üzerine, özellikle Dumézil'le çalıştığı Le Verbe Oubykh üzerine belli sesleri çıkartabiliyorlar. Bizim Burak'la en çok karşılaştığımız soru, yani ekipçe ama özellikle Burak'la benim en çok karşılaştığımız soru şudur. Ubuh dili yeniden konuşulabilir mi? Ubuhça yaşayabilir mi? Dedenizin birçok kaynağı var. Şimdi ben de Burak'a bu soruyu bir kez sormak istiyorum. Cevabını bildiğim soruyu. Şimdi biraz Ubuh dilinin özelliklerinden bahsetmek lazım. Bu soruyu altını doldurarak anlatabilmek için. Ubuhça öncelikle neden bu kadar popüler bir dil? Biraz bunu anlatmak lazım. Çünkü dil bilimler üzerine, özellikle de kaybolan diller üzerine dünyanın neresinde olursa olsun bir kişi akademik bir çalışma yapıyorsa hayatının bir evresinde mutlaka Ubuhça ile karşılaşacaktır. Yani bu çok düşük bir olasılık, Ubuhça ile karşılaşmaması. Neden? Ubuhçayı nedir bu fenomen haline getiren, böyle bu kadar filoloji konusunda popüler yapan şey? Ubuhça'da 82'si sessiz, 3 tane sesli harf var. Dünyada çok fazla ses sayısına sahip başka diller de var. Ama sesli sessiz harf orantısızlığının bu seviyede olduğu çok fazla örnek yok. Hatta George Charachidzé bu durumda Ubuhça'yı bu konuda tek olarak ayırır, Profesör Charachidzé. Öncelikle bu dil bilimcilere ilgi çekici geliyor. Çünkü bu kadar sessiz harfi ve bu kadar az sayıda sesli harfi kullanarak bir dil konuşuyorsanız çok farklı ses kombinasyonları kullanmanız gerekiyor. İşte dedemin zaten bu Lasito'daki kayıtları veya Fransa'da Sözlü Diller Akademisi'nde alınan röntgen kayıtları buradaki soru işaretlerini gidermek üzerine yapılmış şeylerdir. Çünkü Dumézil uzun yıllar dedemle çalıştıktan sonra şöyle bir şey söylüyor. Yani bazı sesleri tanıyamıyorum. Yeni duyduğu sesler oluyor. Dedem hatıratında da anlatır bunu. 28 yıl sonra yeni ses buluyor vesaire. Bunun tek bir nedeni var. Gırtlaksıl sesleri göremiyorlar. Yani şu an başka bir dili konuşurken hiç kullanmadığımız bir anatomi ile konuşmamız gerekiyor Ubıhçayı. Bunu da doğru bir telaffuzla konuşabilmek, eğer annenden babandan bu dili almadıysan çok zor. Yani doğru bir telaffuzla bunu ben konuşabileceğim. Ubıhçayı yani Kafkasya'da doğmuş bir Ubıh gibi konuşabilmen anatomik olarak, evet, bilimsel olarak. Yazık ki imkansız bir şey. Evet. Onun dışında kaynaklar üzerinden bakacak olursak işte Slava Chirikba çalıştı. Hala çalışan dünyada insanlar var mı? Var. Brian Fell var arkadaşımız. Rona Fevrik var Avustralya'da. Slava Chirikba var. Onun dışında akademik olmayan yürütülen çalışmalar var. İşte benim yaptıklarım, Meral Çare'nin yaptıkları, işte Cenk Yüksel var konuyla uzun yıllardan beri ilgilenen. Daha önce iletişim kurduğumuz Erhan Çolak var. Şimdi ne yapılabiliyor? Bütün çalışmalar aslında meraktan, yani Ubıhça nasıl bir dil? Bu kelime neymiş? İşte bu ses nasıl çıkarılır? Gramer kuralları nasıl? Islıklı sesler var mesela. Islıklı ses nedir? Islıklı sesi nasıl çıkartırım? Vesaire. Yaptığımız şeyler aslında bu merakla. Yani mesela benim merakım, bu yayında biraz bahsettim. Bir Ubıh nasıl düşünür? Bunu merak ediyorum. İşte bu merakımdan ötürü de dedemin anlattığı Ubıhça öyküleri Fransızca'ya çeviren Dumézil'in, Vogt'un ve Charachidzé'nin Ubıhça öykülerini okumaya çalışıyorum. Bunun için tabii Fransızca öğrenmem gerekti. İşte kursa gittim, dersler aldım. Hala da üzerine çalışıyorum. Ama konuşabilmek konusu biraz zor. İsterseniz, ya eğer zamanımız varsa bayağı konuştuk. Soru cevaba da geçeceğiz ama yani kaynaklardan çok kısa bahsedeyim, konuyu kapatayım. Az önce gösterdiğim Hans Vogt'un yazmış olduğu Dictionnaire de la langue oubykh Fransızcadır. Bu kitapta, kitabın ilk erken evrelerinde Ubıhça hikayeler bulunur. Ubuhların masalları bulunur. Daha sonra da sözlüğe döner. Kitap sözlüktür. Bu kitap bu arada elimdeki orijinali Le Verbe Oubykh, Georges Dumézil'in yazdığı, avec la collaboration de Tevfik Esenç, Tevfik Esenç'in katılımıyla yazdığı bir kitap. Bu kitapta da Ubıh fiilleri üzerine bir çalışma var. Fiilleri detaylı olarak inceler. Öncül kaynaktır. Almanca bilenler için Die Parkissprache, Mezaroş'un bir kitabıdır. Bu kitapta da hikayeler bulunur. Yani şöyle bir indeksine bakarsak işte Betonung'dan, yani Betonung vurgulamadan telaffuza, fiillerin yapısına vesaire öncül çalışmalardan birisidir. Bir de Die Sprache der Üblichen, yine Adolf Dill'in gramer kitabı ve sonunda küçük bir sözlük var. Çalışmalar bunlar. Şu an dediğim gibi çalışan insanlar var. Fakat bu çalışmalar Ubıhça'nın tekrar konuşulabilmesi, tekrar yaşatılabilmesi için mi? Yani daha çok meraklar üzerine kurulu yapılan çalışmalar. Abazya'daki çalışmaları ben de çok takdir ediyorum ve çok gerçekten şevkle seyrediyorum Şirigba'nın yaptıklarını. Chirikba zaten babamla da çalıştı. Ben de o çalışmalarında tercüman olarak görev almıştım. Sıklıkla bize sorulan bir soru var. Bir takım arşivler bulduk elbette ve arşivleri derleyip topladık. Dedemin arşivleriyle ilgili şöyle de çok talihsiz bir şey var. Son gününe kadar, yani Hatta o sırada Charachidzé bizim evde son gününe kadar. Dedem Ubıhça çalışmaya devam ediyor vefat edene kadar. Bir 20 yıl kadar Charachidzé ile çalışıyorlar. Yalnız o kaynaklar ne yazık ki kayıp. O kaynaklar Paris'te bir biçimde kaybolmuş. Yani biz evet. Paris'e gittiğimizde oradaki akademisyenler şunu sordu bize. Yani bana şunu sordular. Öncelikle Charachidzé'nin kız kardeşiyle tanıştık. Röportaj yaptık. Bunu en çok bulabilecek insan sensin. Çünkü sen Tevfik Esenç'in torunusun. Bu kaynakların lütfen peşinden git dediler. Yani akademik çevreler Charachidzé ile Tevfik Esenç'in çalışmalarını bir biçimde sahip çıkamamışlar ve kaybolmuş. Tabii entelektüellerin annenin Paris'te ve de dünyada arşivlerine sahip çıkmak oldukça zordur. Çünkü ya aile bir biçimde maddi değeri olduğu için bunu aralarında bölüşür ya da yok ederler. Çok araştırdık ama söylediğim gibi bir takım kaynaklarda bulduk. Bu kaynakları elbette paylaşmak istiyoruz. Apazya'da bir müze açılsın ve biz de dedemle ilgili bulduğumuz her şeyi orada paylaşalım istiyoruz. Çok umarım uzun vadede değil, kısa bir vadede Apazya'da bu müzeyi açarız ve dedemin arşivlerini de orada paylaşırız. Böylece Ubıhça çalışmak isteyen her dil bilimci, Ubıhça'ya merak duyan dünya üzerindeki herkes Apazya'ya gider ve bütün kaynakları derli toplu bulur. Ubıhça çalışmalar devam ediyor mu sorusuna Hacı Osman köyüne hala gelip giden ziyaretçiler var. Yurt dışından ziyaretçiler var. Hatta geçtiğimiz günlerde öyle ilginç yerlerden Ubıhça diliyle ilgili şeyler öğreniyorum ki Danimarka'dan, özür dilerim Hollanda'dan dedemin cenazesine gelen ve dedemi ziyaret etmek için gelen ama cenazesini çekmek zorunda kalan bir grup ses kayıtlarını gönderdi bana bir akademisyen. Söylediğim gibi Ubıhça dili yok oldu ama toprağın altına girmedi. Bu da çok büyük bir çağımızın Homeros'unun büyük savaşıyla sonuçlandı. Bu arada dedemle ilgili şöyle de bir bilgi verelim. Hacı Osman köyünde doğuyor. 5 çocuğu var Tevfik Esenç'in. İstanbul'a geliyor. 5 çocuğu okutuyor, büyütüyor. Sular idaresinde memurluk yapıyor. Bu hayat zorluğu içinde de Fransa'ya gidiyor. Norveç'e gidiyor. 6 kez Fransa'ya gidiyor. Eve gelen dil bilimcilerle sürekli çalışıyor. Bizim çocukluğumuz söylediğim gibi Charachidzé yıllarca Hacı Osman'daki evdeydi. Yani hiçbir biçimde bir gün bile ana diliyle ilgili savaşmaktan geri çekilmiyor. O yüzden kulağımızda Burak'ın ve benim de o odadaki sesler kaldı kulağımızda. Ben uzunca bir süre Charachidzé'nin bizim kuzenlerimizden biri olduğunu zannediyordum. Çünkü o kadar çok bizdeydi ki. Film sürecinde de Bir Rüya Gördüm'de de Charachidzé'nin kardeşiyle, Dumézil'in oğluyla, Hans Vogt'un oğluyla karşılaştığımızda aynı heyecanla onların da yaşadığını ve babalarıyla dedemin savaşının ne kadar ortak olduğunu ve her birinde de tüm akademisyenlerde de ve her ülkede de asimilasyonun ve sürgünün ve sonucu olan asimilasyonun ne kadar acı, bir halkın kaderini ne kadar değiştiren, ne kadar can yakıcı bir şey olduğunu ve bir dili karanlığa götürebilecek en büyük etkenlerden biri olduğunu konuştuk. İsterdim ki bu topraklarda da Ubıhça dili korunsun ve Ubıhça dili kaybolmasın. Bizim öykümüz böyle. Dedemi tanıyorduk, tanıdığımızı zannediyorduk. Ama bu şeyin ardından, belgeselin ardından karşımıza bambaşka bir Tevfik Esenç çıktı. Ömrünün son günlerine kadar Anadolu için savaşan bir Tevfik Esenç çıktı. Hatta bizim hikayemizde şöyle trajik bir yan da var. Dedem ölüm döşeğinde ana dilinde sayıklıyor ve kimse ne dediğini anlamıyor. Ve dedem bu çok yani acı verici. Bu hiç kabul edilebilir bir şey değil. Bir dilin yok olması. Umarım başka hiçbir halkın başına, benim halkımın başına gelen şey gelmez. Umarım bütün Kafkas dilleri korunur. Umarım herkes bu konuda, tüm dünyadaki diller korunur ama yok olma tehlikesi altında olan Kafkas dilleri de korunur. Biz bu deneyimi yaşadıktan sonra, zaten Murat uzun süredir, 18 yaşından beri Ubıhç diliyle ilgili çalışıyor. Ben de bir sinemacı olarak şunu düşündüm. Dedem vefat ettiğinde 15 yaşındaydım. Ama buna benzer bir bilincim olsaydı tek harfini, tek kelimesini zihnime kazır ve ana dilimde yaşayabilmek, oğluma ana dilimde masallar söyleyebilmek için sonsuza kadar savaşırdım. Bir Rüya Gördüm filmi bunun serüvenidir. Umarım da dedemin savaşına layık bir film olmuştur. Evet, biz bu konu hakkında gördüğünüz üzere sabaha kadar konuşabiliriz. Fakat kısıtlı bir süre var. Moderatörü de alamamıştık zaten Serpil Dizdarları teknik bir aksaklıktan ötürü. Sanki biz... Evet, bir sorular var. Sorulara geçebiliriz. Onun için küçük bir... Serpil hoş geldin. Merhaba. Aslında ben de bir saatten biraz fazla zamandır buradayım ama o kadar akıcı, o kadar güzel bir sohbet yürüttünüz ki hiç araya girmeden sorulara kadar beklemeyi tercih ettim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle hem kendi adıma hem federasyonumuz hem de seyircilerimiz adına mükemmel bir program oldu. İnanılmaz akıcı ve çok keyifli bir sohbetti. Ben belgeselin ilk gösterimini Ankara'da sizlerle birlikte izlediğimde hissettiğim ve yaşadığım duyguları bu sohbet sırasında yeniden canlandırdım ve çok o samimi dili, belgeselin samimi dilini, müziklerin güzelliğini yeniden hatırladım. Öncelikle herkes adına hem bu yayın için hem özellikle belgesel için ikinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ben sizi izlerken bir yandan da soruları derledim. O kadar yani dört başı mamur derler ya, bir program çıkardınız ki bana hiç gerek yokmuş aslında ama soruları sormak için bağlanmak istedim. Şimdi en başından itibaren soruları derlemeye çalıştım. İlk soruyla hemen başlamak istiyorum. Oya Hansu sordu İstanbul'dan. Kendisi aynı zamanda Balıkesirli bir arkadaşımız. Bu belgeseli hazırlarken köklerine yaptıkları bu derin yolculukta Paris, Oslo, Nalçık ve Maykop'ta çekimleri olan filmin onları nasıl dönüştürdüğünü, bu filmden önceki ve sonraki dönüşümlerini merak ediyorum demiş. Bunu öncelikle profesyonel hayatıma dair söylemek istiyorum. Büyük bir aşama kaydettik. Yani profesyonel hayatta büyük bir aşama şöyle kaydettik. Böyle bir yolculuğu yapabilmek zordu. Her sinemacının cesaret edebileceği bir şey değildi. Ve ekiple biz, Can Tekin, ben, Levent, böyle bir şeyi başardık. O hani bir hedef koyuyorsunuz ve onu başarıyorsunuz ya, o önemliydi. Ama en önemli kısmı elbette hayatım tamamen değişti. O Burcu değilim. Yani kameraya hadi başlayalım diyen Burcu değilim ben artık. İnsanın bazı kelimeler vardır. Onların anlamları bize çok hafif gelir, hayattaki anlamları. Mesela köklerine yolculuk. Çok kolay bir sözcük gibi geliyor değil mi? Ama köklere yolculuk öyle zor bir şey ki. Onu kanata kanata, canınız yana yana, tırnaklıya tırnaklıya kökünüze yolculuk yapabiliyorsunuz. Büyük yüzleşmeler yaşadım ben. Başlayan Burcu değilim. Yani zaten Soçi'deki limanı gördükten sonra, o akrabalarıma sarıldıktan sonra, sürgünün acısını bir kez daha yani yerinde hissettikten sonra aynı insan olabilmeniz mümkün değil. Söylediğim gibi kalbimin büyük bir kısmı orada kaldı. Zaten bu duyguların tamamını da belgesele yansıtmayı başardınız. Bu muhteşem bir şeydi. Yani insan hissettiği her şeyi her zaman yansıtamayabilir. Çok güzel bir yansımayı seyirciye de aktarmış oldunuz. Bu konuda Burak'ın da söylemek istediği bir şey vardır belki. Ya tabii ki benim hayatımda da çok radikal değişiklikler oldu. Bunlardan bir tanesi, yayında biraz bahsetmiştim. Hayatımı ikiye ayırmıştım. Kafkasya'ya gitmek bende çok radikal bir değişiklik yarattı. Bu köklere yolculuk dediğimiz konuda gerçekten o coğrafyada bulunmak beni çok etkiledi. Onun dışında araştırma konularım için ulaşamayacağım çoğu kaynağa belgeselin çekimleri nedeniyle ulaşabildim. Oslo Ulusal Kütüphanesi'nde ses kayıtlarını dinledim, işte yazılı pek çok kaynağa ulaştım. Ardından da yeni bir dil öğrendim, Fransızca öğrendim bunları öğrenebilmek için. Hayatımda çok farklı bir nokta açtı diyebilirim. Serpil, ben şunu da eklemek istiyorum. Bütün o bu duygusal yanlarının dışında şimdi 500 saat çekim yaptık ve biz Can Tekin'le beraber bir montaj masasına oturduk. Hiç çıkmadan günlerce o 500 saati ve bazen zaman duruyordu ve böyle nefes alamıyordu. Ama söylediğim gibi o Çerkes olmayan Can Tekin'le diğer yönetmen arkadaşım, yani o kadar sahip çıktılar ve beraber verdiğimiz savaş öyle büyüktü ki, yani sen meslekten dolayı çok iyi biliyorsun. Yani o odadan çıkmadan 24 saat kışta, buz gibi, sıcakta, her biçimde belgeseli montajladık. O yüzden de Can Tekin beni dinliyorsa ona sevgilerimi iletiyorum. Çok da başarılı bir iş çıktı ortaya. Biz de ona ayrıca teşekkür ederim. Bu arada Okan İşcan birkaç soru yöneltti. Yayın sırasında da adını almıştınız zaten. Hemen onları okumak istiyorum. Belgesel için çok uğraştınız. Emeklerinize sağlık. Muhakkak olmasını istediğiniz ve belgesele giremeyen kareleriniz olmuştur diyor Okan İşcan. Neler var böyle? Çok fazla var. Yani 500 saatlik bir çekim var. 10 tane daha film çıkar o çekimlerden, öyle diyeyim. Neler var? Öyle bir niyet var mı peki? Hemen araya gireyim. İkinci şey var. Sürgün belgeseli yapmak istiyoruz. Sürgün belgeseli. Onu duydum. Evet. O farklı ama mevcut dokümanlardan bahsediyor sanıyorum. Yani mevcut dokümanlarla ilgili yeni bir şey yapılır mı bilmiyorum ama şöyle bir şey söz konusu olabilir. Yeni yapılacak şeyde birer arşiv belgesi olarak onlar kullanılabilir. Çünkü mesela Nalçık'te Mecit Utuj'in Çerkes atığı ve Çerkes atçılığı hakkında anlattı ama kurguda yer veremediğimiz çok önemli şeyler vardı mesela, önemli bilgiler vardı. Bunun yanında yine dönemin tanıklarının anlattığı ama yer veremediğimiz şeyler vardı. Güncel olarak çalışan Brian Fell'in röportajı vardı. Yani benimle röportaj vardı, onu bile koyamadık mesela. Çok fazla şey var aslında. Şimdi İşcan ikinci aşamayı da sormuş ama ona zaten yayın sırasında da cevap verdiniz, yeni bir proje var mı diye. Bir de demiş ki belgesel 4 ülkede geçti. Kafkasya'da ne hissettiniz? Bunları da anlattığınız için tekrar üzerinden gitmeyelim istersiniz. Ama diyor ki torun Sophie Charachidzé dedesinin kütüphanesini bir kuruma bağışladığıma bilginiz var mı? Şimdi Sofya'nın hikayesi çok ilginç. Tabii hiçbir biçimde bizimle iletişim kurmuyor. Hiç kimseyle iletişim kurmadığı gibi. Charachidzé'nin kızı bu arada Sofya. Bulunu kurmuyor, insanları reddediyor. Şimdi iddialı bir şey söyleyeceğim ama bir minik ruhsal problemi olduğunu düşünüyor oradaki akademisyenler. O kadar çok reddediyor ki biz Can Tekin'le Paris'te evini öğrendik Sofya'nın ve kapıda duruyoruz. Yani ama bir süre sonra Fransa'da bizi tutuklayabilirler. Ve biri girdi içeriye. Biz de Can Tekin'le beraber kapıdan girdik. Uzun süre Sofya'yı bekledik ama ne yazık ki gelmedi. Çok trajiktir ki arşivler onun elinde ve bir yere bağışlamamış, elinde tutuyor. Serpil, Okan'ın sorusuna cevap vermek istiyorum. Mesela Okan İşcan'la röportaj yapmamış olmak benim kalbimde derin yaralardan biridir. Peki o zaman Okan bir soru daha sormuş. Röportaj mahiyetinde sorular sanıyorum bunlar yapamadığı için sürekli soru gönderiyor anladığım kadarıyla. Demiş ki Tevfik Esenç gibi Sımha Orhan Alpaslan da Fransa'ya giden bir başka büyüğümüzdü. Fransa'da Sımha Orhan Alpaslan hakkında bir bilgi edinme imkanınız oldu mu? Bu vesileyle anmak isterim. Orhan ya, çok saygılı, yani saygıyla anıyoruz burada. Evet, onun akademik çevrelerle o bağlamda bir ilişkisi var ve de onun da çok ilginç bir hayat hikayesi var. Ama bu bağlamda bir karşılaşma yaşamadık. Burak, senin araştırmaların sırasında... Yani ben peşine çok düştüm film çekilirken. Yani fotoğraflara ulaşmak istiyordum. Ama o dönemde bir bağlantı kuramadım ne yazık ki. Yani elinde fotoğraflar olduğunu düşünüyordum. Ayrıca belki bir günlük birisine bıraktığı bir günlük bir hatırat olabilirdi ki belgeselin araştırma sürecinde bunlar büyük yer tutuyor. Hatıratlar, günlükler ve fotoğraflar ama ulaşamadım. Burak, benim Maykop'taki misafirhaneden söz etmek istiyorum ben ama ismini sen söyler misin? Kizilkay misafirhanesi. Evet. Tabii ki yani orada bir yani şöyle bir şey biliyorum, oraya gittiğim zaman kalacak bir yerim var. O anlamda çok güzel bir proje. Umarım Kafkasya bu projelerle doldurulur. Yani hem mimarisi güzel, hem düşünüşü, ortaya çıkışı, isimlendirmesi tabii ki o da içimizdeki yaşadığımız acılardan bir tanesidir. Ama gittiğim zaman orada bir evimin olduğunu bilmek benim için çok güzel bir şey. Adı da çok güzeldir oranın. Evet, Tecikay Gümüş Yolu misafirhanesi. Çok derece önemli. İsterdim ki oradaki röportajı uzun uzun verebilelim. Çünkü o misafirhanenin yapılışı, yapılma nedeni, Miraç Doğu, Ersin Doğu'nun o büyük çabası. O röportajı uzun uzun vermek isterdim. Okan'ın sorusuna cevap vermek adına. Bir de şu çok ilginçti Serpil. Norveç'te Filisa'ya gittiğimizi söylemiştik. Hans Vogt'un oğlu Peter Vogt'la yaptığımız röportajın sonunda Peter Vogt duygusal bir şeyler söyleyerek ağladı. Ve de aslında daha önce hiç duymadığımız çeşitli sırlardan söz etti. Biz kurguda onu bağladık. Sonra Peter Vogt'a gönderdik ve çok rica etti yayınlamamamız konusunda. Çünkü çok o bir hakim ve çok duygusal anlar vardı orada. Bir de ona üzülürüm yayınlayamadığımız için. Tabii çok uzun röportajlarımız vardı. Necdet abiyle yaptığımız uzun röportajlar, çok uzun röportajlar vardı. Onları yayınlayamadık süreden dolayı ne yazık ki. Belki de gerçekten ikinci bir belgesel çıkar. Evet, umarım. Malzemelerden. Ezgi Polar demiş ki lütfen Ubıhça yok oldu demeyelim. Abhazya'da Ubıhça konuşan ve eğitim alan öğrenciler var. Bundan bahsedebilir misiniz? Bundan uzun uzun bahsettiniz aslında. Evet. Birin yani yok olmasının nasıl olduğunu da uzun uzun anlattınız. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Yani bir dilin yok olması konusu aslında bilimsel bir yaklaşım. Yani UNESCO dillerin yok olma, nasıl yok olacağını anlatır ve işte yok olma tehlikesi altındaki dilleri yayınlar, raporlarını yayınlar, yok olan dilleri yayınlar. Bu raporlar dahilinde Ubıhça yok oldu. Neden yok oldu? Belirli bir coğrafya içerisinde evde konuşulmuyorsa, konuşan kişi sayısı 50'nin altına düşüyorsa, son konuşanı artık yoksa, yani evde konuşulmayan bir dilse o dil artık yok olmuş bir dil oluyor. Yapılan çalışmalar, akademik çalışmalar dilleri kütüphanede yaşatmaya devam edebiliriz ama bu arada bir şeyin de altını çizmek istiyorum. UNESCO'nun raporunda Türkiye'de kaybolmakta olan diller raporunda ne yazık ki Abazca ve Adigece'de bulunuyor. Evet, tehlikeli gruba alınmış iki dil Türkiye'de yok olabilir diye bu konunun sürekli altını çiziyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız lazım. Çok acı bir şey. Yani konuşamamak anlatılmaz yaşanır. Çocukların birkaç dilde büyüyebildiğini unutmadan onlarla mutlaka ana dillerde konuşmak gerekiyor. Bunun altını özellikle çiziyoruz her defasında. Erol Taymaz demiş ki Burcu ve Burak Esenç bundan sonra başka bir belgesel çekecek mi? Konusu ne olacak? Sürgün olacak demiştik değil mi? Evet. Sürgünlük edin. Bu soruya geçiyorum o yüzden. Tuğbe C. Heyecanınızı paylaşıyoruz. Ubıhça birkaç kelime ve cümle ifade etme şansınız var mı? Eminim ilk defa Ubıhça kelimeler duyacaklar için heyecan verici olacaktır. Adana'dan selamlar demiş. Adana'ya selamlar. Şimdi bu bana çok sık sorulan sorulardan biri. Ama ben Ubıhça sesleri çıkaramayacağım. Yani layıkıyla çıkaramayacağım için birkaç cümle elbette kurabiliyorum. Ama gerçekten hani dedemin çıkardığı gibi o dil hareketlerini yapamadığım için Ubıhça çok konuşmuyorum. Yani o öğrendiğim bir iki cümleden söz etmiyorum. Ama Burak 18 yaşından beri çalıştığı için onun söyleyeceği dedem gibi olmasa, babam gibi olmasa bile o yüzden Burak'tan bir iki cümle alabiliriz. Bu arada bir farkım yok. Anotonim Ubıhça konuşabilmeye çok müsait değil. Üzerine çok çalıştım. Şöyle bir şansım vardı. Evde babam vardı. Ana dil olarak Ubıhça öğrenmişti. Ve doğru telaffuz sahibi birisiydi. Onunla çok uzun süre çalıştım ama yine de doğru telaffuz edemiyorum. Ama yani zaten mesela Almancayı da güzel telaffuz edemiyorum. Fransızcayı da, İngilizceyi de. O yüzden belki de bu konuda yeteneksizim, bilmiyorum. Şimdi tabii bu kontra bir soru oldu. Hazırlıksız yakalandık. Şeyi söyleyebilirim. Babamın söylediği bir tekerleme vardı çocukken Ubıhça. Belki onu söyleyebilirim. Apsıgaşa zeleke, vanagaşa zevumbur, vugaça anaga diperde le'e diperde apırına keyka. Telaffuzunu yapmamız gerekirse apsıgaşa zeleke, orada bir taş var. Vanagaşa zevumbur, o taşın üzerinde bir kuş var. Ugoça anaga diperde le'e diperde kuyruğunu bir sağa bir sola salladı. Apırın hakeka uçtu gitti. Yani bu o anki ana yönelik bir şey. Tabii, bir tekerleme. Serpil bunu babamdan dinlediğinde bambaşka bir şey, babam ve dedemden dinlediğinde bambaşka bir şey. Yani evet, bambaşka sesler. Yani o sesi az önce soru soran Ezgi'ye de sevgilerimi ileterek buna cevap vermek istiyorum. Ubıhça evet şöyle yok oldu. Hem bilimsel anlamda yok olduğu tanımlandı. Hem de o sesleri çıkarabilmek mümkün değil. Yani bunu mesela babamın da bir ses kaydını göndermek isterim size daha sonrasında. Dedemin ses kayıtlarında. Burak'ın söylediğiyle onların arasında kilometrelerce, yüzyıllarca fark var. Çünkü gerçekten de gırtlaktan çıkan sesler. Bu da aslında Kafkas dillerinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Yani ne kadar özellikli diller olduğunu gösteriyor. Çünkü Ubıhça dili 82 sessiz 3 sesli harfe sahip ve doğadaki bütün sesleri çıkarabildiğiniz muhteşem bir kelime hazinesi olan, yani dünyadaki dillere baktığınızda kaç tane harf olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün sesleri çıkarabildiğiniz muhteşem o bağlamda. Çok zengin bir dil. Diğer Kafkas dillerinde de öyle. Abazca'ya da Adigece bir çeviri sorduğunuzda o çeviriyi yapmak o kadar zor ki şu anlamda çok zor. Çünkü her türlü fiilin bir anlamı var. Yani geliyorum, gidiyorum, bakıyorumun çok zengin bir dil ailesi, Kafkasya dil ailesi. Böyle toparlayabilirim bu sorunuza. Teşekkür ediyorum. Figan Kaya demiş ki Burcu Hanım çocuğunuzun ismini merak ettim. Ubıhça koymak istedim dediniz. Ne koydunuz? Tibet koydunuz değil mi? Tibet. Neden Tibet oldu peki? Tibet gitmek istediğimiz bir coğrafyaydı. O yüzden Tibet oldu. Çok iyi dilek ve teşekkür mesajı var ama bir de mesela birkaç kişi isimlerini de anayım, yine aralarında Okan İşcan da var. Bir sonraki adım için maddi manevi nasıl destek isterler, nasıl destek beklerler diye soruyorlar. Yani şeye alışığız. Sadece gönülleriniz bizi desteklesin. Çünkü şey süreci gerçekten, bütçe süreci çok zor. Ve biliyorum ki bizim toplumumuzun o bağlamda elinden gelebilecek bir şey olsa yapabileceğine çok çok eminim. Ama tabii filmlerde bütçe meselesi çok çok önemli. Fon bulmaya çalışacağız diğer filmde de. Geçen seferki gibi gönülden desteğimiz bizim için çok önemli. Yani yetersizliklerle karşılaştık tabii ki bu filmi çekerken ve sonrasında da. Yani bu konuda şey olması lazım geliyor belki de, bilmiyorum. Fonu nereden alacağımızı bilmiyoruz. Böyle bir durum da söz konusu yani. Hani soruya tam cevap veremiyorum çünkü şey olması, yani bu eğer Çerkezler nezdinde konuşuyorsak mesela zaten kültür sanat alanı için bir fon birikebilir. Yani yapılacak kültürel çalışmaları desteklemek için ki bu başka halkların yaptığı bir şey olduğunu duyuyoruz yani, bilmiyorum ama yapıyorlar. Bizde de böyle bir şey başlayabilir. Belki bir fonlama çalışması yapılabilir. Ama çok, ben de bilmiyorum yani. Serpil, hep beraber araştıralım diyelim o zaman. Aslında evet. Şunu önerilerim var tabii bu konuda. Yine başka halkların festivallerde çok karşılaştığım lobilerden biridir bu. Biraz daha etkin olarak sesimizi duyurmamız gerektiğine inanıyorum. Mesela yurt dışı ayağımızda çok fazla, gerçekten de Almanya'da, Fransa'da, Fransa'yı bilmiyorum ama Almanya'da Kafkas dernekleri var. Mesela bir Berlin Film Festivali'nde abartmak istemiyorum ama biliyorum ki bizim filmimizi gönderdik ve izlenmedi bile. Yani izlenmediğinin raporlarını alabiliyoruz. Çünkü şu gerekiyor. Yani oraya bir baskı gerekiyor. Çünkü lobi gerekiyor. Evet, lobi gerekiyor ne yazık ki. Keşke bizim toplumumuz da böyle bir lobi oluşturabilse. Aslında böyle bir gücümüz var. Ama belki bir takım kişisel özelliklerimizden dolayı böyle bir lobi oluşturmakta zorlanıyoruz. Ama sadece bunu kendim için söylemiyorum. Bütün Çerkes sanatçılar için biraz daha tanıtımına, yani bir arada olup tanıtımına destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesaj alınmıştır diye umuyorum ben de. Nazmi Koç demiş ki Tevfik Esenç büyüğümüzün Ubıhç dilini annenizden bilmiyorsanız öğrenmek zor diye bir söylemi varmış. Doğru mudur? Bu söylem aslında Dumézil'in söylemi. Dumézil 30 yıl çalıştıktan sonra işte yayında da biraz bahsetmiştim. Bazı sesleri çıkartamıyor. Hatta sesli diller laboratuvarında röntgen filmleri çekiliyor. İşte bu gırtlakla dilin kombinasyonları nedir? Bu kaslar nasıl çalışıyor? Vesaire. O röntgen filminden sonra bu kanaati getiriyor. Evet, böyle bir söylem var. Doğrudur. Alaaddin Bayram demiş ki Ali Abze'de aynı kaderi paylaşmaması adına bugün çözüm olarak neler söylemek istersiniz? Sizin bir öneriniz var mı? Bol bol kayıt altına alınmasından yanayım ben. Sözlü tarih çalışmasının çok yapılmasından yanayım. Çok ciddi kayıt alınmasından yanayım. Tabii ki kurslardan senin de paylaşacağın gibi evde mutlaka çocuklar 3 dil konuşabiliyorlar. Mutlaka ana dillerini konuşmasından yanayım. İsterim elbette Çerkesçe seçmeli ders olsun. Ama öncelikle biz üzerimize düşeni yapmalıyız bu konuda. Ben Çerkesçe konuşamamanın da acısını yaşıyorum. Yani bir Çerkezim ve hayatın her noktasında kendimi böyle tanımlıyorum. Hatta bir Çerkes kadını olarak hayata 1-0 önde başladığımı inanıyorum. Sen de çok iyi bilirsin ki başka türlü yaşar bizim kadınlarımız hayatı. Ama hem ana dilimi konuşamıyorum hem de Çerkesçe konuşamıyorum. O yüzden kuşaklara dilimizi, tırnaklarımızı geçire geçire öğretmek zorundayız ve bol bol kayıt altına almak zorundayız. Sadece dilimizde değil. Bize çok görev düşüyor elbette ama ben ana dillerin yaşaması ve öğretilmesi konusunda devletlerin de çok önemli sorumlulukları olması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Devletler bunu bir insan hakkı olarak ele alıp böyle yaklaşmalı diye düşünüyorum. Bu konuda Burak'ın da görüşünü alabilir miyiz? Yani bu konuda geçmeden önce şunu ekleyeceğim, senin söylediğine özür dilerim Burak'cığım. Evet, Ubıhça bu topraklarda yok oldu daha. Ne söylenebilir yani, yok oldu bu topraklarda. Şimdi dillerin yok olma sebeplerini sayarsak yani kısaca bahsetmiştim aslında. Coğrafya değiştirmek, savaş ve sürgün, afetler, işte ulus devlet politikaları, bunlar sayılabilir. Bir de dil kayması, başka bir dile kaymak. Ama genel konu bir dilin başka bir dil ve kültür tarafından çevrelenmesi ve diğer dilin daha baskın olması, o dilin kaybolmasına neden olan ana etmendir. Böyle özetleyebiliriz. Şimdi farklı coğrafyalarda yaşayarak dili korumak biraz zor. Bu noktada söylediğin şeye katılıyorum. Yapılabilecek şey belki biraz yakınlaşmaya çalışmak olabilir. Bu noktada hani aktif, pozitif ne yapılabilir? Ablam biraz bahsetti tabii ki, kayıtlar vesaire çok önemli. Ama bunun yanında bizim kütüphaneler oluşturmamız lazım. Çünkü bugün Almanca öğrenmek istersem Goethe Enstitüsü var. Goethe Enstitüsü'nde sana zorla Almancayı öğretirler. Coğrafyasından uzak olsan. Evet. Veya ben Fransızcayı Fransız Kültür Merkezi'nde öğrendim. Fransız öğretmenler sadece Fransızca konuşuyor. Zengin bir kütüphane var. Kütüphanede sana sürekli aradığın şeye göre kaynak veren, seninle ilgilenen insanlar var vesaire. Enstitüler kurulabilir Çerkes dili üzerine. Üniversitelerde bazı kurgular var. Bazı arkadaşlarımız okuyor. Düzce örneğini biliyoruz mesela. Kayseri örneğini biliyoruz. Ama enstitü kurulabilir. Mesela İstanbul'da çok fazla Çerkes yaşıyor. O zaman Çerkes dilini öğrenmek isteyen insanların, eğer farklı coğrafyalarda oturuyorlarsa, şey yapabilmemiz çok zor. Herkes nasıl Fatih'te, Haseki'de otursun. Yani bu çok mümkün olabilecek bir şey değil artık. Ama enstitü kurulabilir. Bu önemli. Zaten federasyonumuzun da anavatanda kurulmuş olan ve çalışmalarını yoğunlaştırmış olan enstitülerle, dil enstitüsüyle örneğin çok yakın teması ve çalışmaları var. Çok yeni projeler inşallah hayata geçirilecek bu alanda. Dişeps Apiş demiş ki, Kafet YouTube kanalı ya da benzeri bir platformda yayınlanması mümkün olur mu belgeselin? Değerli yönetmenler ve emek verenler bu konuda ne düşünür? Aslında bu konuda ben biliyorum, festivaller dolayısıyla henüz hiçbir yerde yayınlanamıyor, öyle değil mi? Festival süreci bittiğinde talibiz. Tüm derneklerimizde bu belgeseli mutlaka göstermek istiyoruz. Ben bu konuda sizden çok önce söz aldım diye hatırlıyorum istedik. Biliyorsunuz Serpil, hatta şöyle bir hayalimiz var bizim. Çok büyük bir salonda, mesela Cemal Reşit Bey'de çok çok büyük bir gösterimler. Evet, bir gösterim yapalım, iki gösterim yapalım ve otobüslerle halkımız gelsin. Antalya'da büyük bir gösterim yapalım, Ankara'da keza öyle. Yani çok büyük bir gösterim yapmak gibi bir hayalimiz var. İşte o konuda belki konuyu konuşabiliriz. Festivalleri de belki de takip etmek gerekiyor bu durumda. Evet. İnsanlar özellikle festivalleri takip ederek de. Bu da bir lobi yoludur aslında. Festivallere de yazıp bu filmi de getirin demek belki de önemli. Evet. Evet. Değil mi? O da bir yorum oldu. Evet, evet. Okan İşcan yeniden bir soru göndermiş. Birkaç hafta önce Manyas sürgünü üzerinde bir yayın oldu. Belki siz de izlemişsinizdir. Köyünüzden dedenizin kuşağı da bu sürgünü yaşadı. Dedenizden, aile büyüklerinizden bu konuda duyduklarınız oldu mu? Oldu. Evet. Bu ikinci sürgün, yani Güney Marmara Çerkezlerinin yaşadığı ikinci sürgün de çok acı verici bir şeydir. Dedemin Dumézil'e anlattığı notları Fransızcadan Türkçe'ye çevirdik. Ve orada dedem neler yaşadığını, dedem küçük o sırada, neler yaşadıklarını ve o sürgünün de ne kadar trajik olduğunu. Şimdi bir halk bir sürgün yaşıyor. 1864'te bir yere yerleşmeye çalışıyor. Bu arada izleyen Çerkezler bilirler ama Çerkez olmayanlar şunu söylemek lazım. Evleri yok. O ülkenin dilini bilmiyorlar. Ev yapabilecek güçleri yok. Tam oraya yerleşiyorlar ve ikinci sürgünü yaşıyorlar. İşte dedemin anılarından küçük bir çocukken neler yaşadığını, ne kadar zor koşullarda arabalarla Niğde'ye yanılmıyorsam sürüldüğünü, tren yolunu. Babaannemin çok çok son, bizde anlatılmaz biliyorsun, çok çok son zamanlarda ne kadar aç kalarak ne kadar büyük bir zorlukla köyünü terk edip gittiğini biliyoruz. O yüzden ikinci sürgünde çok acı verici bir yaramızdır. O konuda benim çalışmak istediğim konulardan biri bu arada. Burak bu fikirle bağlantılı olarak sormuş. Onu da sorayım. Burak da ona cevap versin. Tuğbece demiş ki Gönen Manyas sürgünü ve sonrasına dair hatıraları dilin konuşulmasını nasıl etkilemiş acaba? Ben iki soruya birden cevap vereyim. İkincisinden başlayayım. Yani Ubıhça'nın yok olma serüveninde bir dilin kaybolmasında yaşanabilecek konuları değerlendirdiğimizde Gönen Manyas sürgünleri aslında birebir Ubıhça'nın yok olmasına neden olmuş konudur diyemeyiz. Süreci biraz hızlandırmıştır diyebiliriz ama buna bağlamamız mümkün değil. İngiliz Bell zaten 1837 Çerkesya'daki ikametimin notları adlı çalışmasında Ubuhların dilinin kaybolmaya başladığından bahsetmişti. Daha Ubuhlar Kafkasya'dayken. Zaten bilingualdi o dönemde Ubuhlar, iki dil konuşuyorlardı. Sürgünün etkisi süreci hızlandırmıştır. Son dönemi biraz, yani bardaktaki son damladır belki de. Ama başka etkileri olmuştur. Yani kültürü yaşamakta vesaire, ama dilde direkt etkisi olmuştur demek çok bilimsel olmaz. Ki Türkiye'ye gelen Ubuhların büyük bir bölümü zaten Abhazca konuşarak geliyorlar. Abzahça, evet, yani, evet, böyle bir durum söz konusu. Direkt ona bağlamak dediğim gibi bilimsel bir yaklaşım olmaz. Dedemin anlattığı şeyler Gönen Manyas sürgünleriyle ilgili var. Bu hikayelerde jenerasyonlarla bize ulaştı. İşte Niğde'nin bor kazasına sürülüyorlar. Bütün mallarını bırakmak zorunda kalıyorlar. Geri geldiklerinde evlerinde başka insanlar yaşıyor ve bu insanları evlerinden çıkartma süreçleri var. Bunun için verdikleri bir mücadele var. Köye ilk girdikleri anda hemen bir pasta hazırlıyorlar. Fakat köydeki insan sayısı az olduğu için hayvanlar aç ve onu da hayvanlara veriyorlar, hayvanlara yediriyorlar. İlginç bir anekdot olarak onu söyleyebilirim. Dönüşle ilgili de bir Ubuh Kurtuluş Savaşı döneminde büyük görevler almış bir Ubuh Arif Bey bizim akrabamızdır, dedemin de akrabası. Sürgünü duyduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk'e bir telgraf çekiyor. Ailem sürgüne gitmiş diyor ve bizimkilerin, yani benim ailemin geri dönüşünde o telgrafın bir rolü vardır. Benim duyduklarım bunlar. Ben de şunu eklemek istiyorum Serpil. Elbette baskı konusunda yani bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü zor bir şey ve bildiğin vatandaş Türkçe konuş kampanyalarına vesaireye de bakarsak. Bir aile hanımından söz etmek istiyorum. Ben aslında babaannem de bir Ubuh ailenin kızı ve Ubuh babaannem de ve Ubuhça biliyor. Ama eve bir sürü dil bilimci geliyor ve babaannem asla Ubuhça konuşmuyor. Bu belgeseli çekerken öğrendiğimiz bir şey var. Amcamdan öğrendiğimiz bir şey var. Hatta röportajda da var. İstanbul'a geldiklerinde tramvayda dedemle babaannem Ubuhça konuşuyorlar. Türkçeyi de sonradan öğreniyor hepimizin bildiği gibi. Oradan biri babaanneme çok yüksek sesle bağırıyor. Kadın Türkçe konuş, Türkçe konuş diye. Babaannem ondan sonra tek kelime Ubuhça konuşmuyor. Çok acı. Böyle yaşanmış çok maalesef olay var ve çok acı bir durum. Mezane konuk demiş ki babanızın Ubuhça seviyesi nedir dil bilimsel anlamda? Ana dili Ubuhçadır diyebilir miyiz? Diyebiliriz ana dili Ubuhça ama tabii çok unutmuş takdir edersiniz ki. Ama söylediğim gibi hastalık sürecinde Ubuhça sayıklıyor. Ama yani 7 yaşından beri hiç konuşulmadığı için. Hatta filmde de şey vardır, sen hatırlarsın, babam şunu söyler, kitap yok, okul yok, Ubuhça'yı bize anlatacak kimse yok ve dil tabii ki yok oluyor der, birebir o süreci yaşamış. Sohbet edecek kimse de yok üstelik. Evet. Babamın şöyle bir avantajı vardı, yine hani dedemin babası erken yaşta vefat etmişti ve Papuç dedeyle büyümüştü, Ubuhça öğrenmişti. Babam da babaannesiyle, Şerife babaanneyle ve Pembe nineyle büyüyor. Bu ismi geçen Şerife babaanne ve Pembe nine arasında Ubıhça konuşuyor. Bu da babamın ilk çocukluk dönemine tekabül ediyor. Dolayısıyla ilk Ubıhça ve Çerkesçe konuşuyor. Ama akademik anlamda yardım yapabilir mi? Tabii geçen uzun yıllar ve dili hiç konuşmamak, hatta dili bahsettiğim o bir tane şarkının içerisinde korumaya çalışmak pek çok kelimeyi kaybetmesine neden oldu. Ama mesela ismi bugün çok geçti. Slava Chirikba babamın yanına gelip ki o zaman da babam uzun yıllardır konuşmuyordu ama biraz daha bilgi verebilmişti. Ubuhların ritüelleri ve bazı kelimeler hakkında babamla çalışmıştı. Hatta Çirikba Abhazya'da bunu güzel bir anımız var. Bana söyledi. Birkaç kelimeden söz etti. Biliyor musun bunu ben senin doğduğun evde babandan öğrendim. Öyle bir güzel anımız var. Ezgi Polar demiş ki Abhazya Sohum Üniversitesi'nde Ubıhk diliyle ilgili bir program bulunmakta. Birçok genç öğrenci Ubıhk dilini anlayıp konuşabilmekte. Sayın Esenç kardeşlerin bu durumdan bilgileri var mı? Siz zaten bunu hem belgeselde hem de biraz önce konuşurken belgeselde de bahsediyoruz bundan. Evet. Burak Esenç müzikle ilgileniyor. Ünsal Sey, Engin Met'le projeleri var mı? Bilin bakalım kim sormuş. Okan İşcan. Yani aslında Ünsal'la var. Bir stüdyoda yaptık. Çok kötü çaldım o stüdyoda. Bilmiyorum Ünsal bir daha arar mı devamlılığı? Var tabii yani kafalarımız uyuşuyor, müzik yaklaşımlarımız uyuşuyor. Bir noktada kesişeceğiz. Ramazan Aydın sormuş, sürgün konusuna o dönemin gerçekleri parantez açmış. Özellikle Osmanlı'nın iskan politikası dikkate alındığında o bağlamda doğru bir açıdan baktığınızı düşünüyor musunuz demiş. Filmde mi? Biz öyle cevap verelim. Bence belgesel üzerinden cevap verelim. Evet, evet doğru bir bakış açısıyla baktığımızı, objektif olduğumuzu, tarihi kaynaklara dayanarak sürgünden söz ettiğimizi düşünüyorum. Serpil sen de bunu tanıyorsun. Gibi yolumuz zaten dedemin yoluydu. Dedemin bakış açısıyla olayı değerlendirdik ve kişisel anılarıma da dayandırdık bunu. Evet doğru bir bakış açısı da durduğumuzu düşünüyorum. Sana sorayım Serpil, sen ne hissettin izlediğinde? Ben tarifsiz, yani o duyguları ben anlatmayayım. Ben hani sadece soruları yöneltmek istiyorum. Çünkü ben bile bunun üzerinde çok uzun süre sohbet edebilir, konuşabilirim ve bu program bitmeyebilir. O yüzden Burak'a dönüp ona söz vermek istiyorum. Yani ben zaten konulara olabildiğince bilimsel tarafından yaklaşmaya çalışıyorum. Yani belgesel sürecinde de bu konular konuşulurken olabildiğince bilimsel yaklaşımların içerisinde hareket etmeye çalıştım. Duygularımı olabildiğince uzağında tutmaya çalıştım. Bence objektif yaklaşıyoruz konuya. Ne kimseyi gereksiz suçluyoruz, elimizde veri olmadan dönemin şartlarını değerlendiriyoruz tabii ki. Yani şu an Osmanlı dönemindeki iskan politikaları, herkesi başka yere yerleştirmek dilin kaybolmasına bir neden midir? Nedendir? Evet. Dönemin şartlarında yapılması bu tabii ki başka bir şey. Ama bilimsel açıdan baktığın zaman evet... bence objektif duruyoruz veya işte ulus devletle ilgili bir soru, daha doğrusu ikinci sürgünle ilgili bir soru gelmişti. Yani bilimsel olarak direkt buna bağlayamayız ve bağlamıyoruz yani. Bilimsel bakmak çalışıyoruz konuya. Filmde de böyle oldu. Serpil, iki yönetmen çektik biz bu filmi. Can Tekin Cantez'le beraber çektik ve her karesini tartıştık. Her koyduğumuz röportajı da tartıştık. Söylediğim gibi Can Tekin Çerkez değil ve çok ciddi anlamda objektif bir çizgide oturduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok süzgeçten geçirerek ve teker teker saatlerce tartışarak politikalara dair de filmde net cümlelerimiz çıktı. Elif Tokgöz demiş ki planlanan projelere herhangi bir kurum adı altında mı yoksa yine kendi bünyesinde oluşan fakat destek gören bir proje olarak mı yapmayı düşünüyorsunuz? Bu belki de az önce cevap vermiştik bütçe konusunun ne kadar zor olduğunu aslında. Bağımsız bir hani bir yerin etkisi altında kalmadan bağımsız bir proje ortaya koymak bağlamında cevaplayabilirsiniz belki de. Şimdi bir kurumun etkisi Serpil'le beraber çalıştığımız kurumun ismini şimdi almıyorum. Etkisi altında kalarak eğer çekseyim bu mümkün değil. Yani Türkiye'de şöyle bir belgesel çekme şansınız yok. Benim çok istediğim bir proje var efendim. Bunu size veriyorum. Siz de lütfen bana destek olun gibi bir kurumdan söz ediyorum. Kurumdan destek almak gibi şansınız yok. Zaten bu da tercih ettiğim, bağımsız belgeselci olarak benim tercih ettiğim bir şey değil. Bir sonraki projeyi de fonlar bularak, destekler alarak ve yine kendi inadımızı ve emeğimizi ortaya koyarak çekmekten yanayım. Yaşasın bağımsız sinema diyor. Burak da bu konuda yanında gördüğüm kadarıyla. Ya tabii ki ya bir kurumun altında, isminin altında çekmek zaten biraz şey olabilir. Yani bunu böyle yapanları suçlamış olmak istemiyorum ama aklımda hep şey oluşuyor. O kurumun bakış açısını belki yansıtma gibi bir dert olabilir veya kurum konuya karışabilir. Yani bak belki bunu biraz da konuyla ilgilidir bu. Yani konuyla da ilgili. Evet. Konuyla ilgili, evet. Evet, peki, yani ben bağımsız kalma taraftarıyım bu konuda. Evet. Ki bu bahsettiğim bilimsel süreçler işlesin. Anladım. Adını bilmediğimiz kendisini X ve Y olarak tanıtan bir arkadaşımız sormuş. Bir Ubıhç ve dil bilim öğrencisi olarak ben de Ubıhça üzerine çalışmayı hedefliyorum. Deneyim ve bilgilerimize dayanarak bana nasıl bir yol çizmem gerektiği hakkında öneri verebilir misiniz demiş. Tabii ki Fransızca öğrenmesini öneriyorum ilk etapta. Eğer böyle bir olaya girişecekse Fransızca öğrenmesi lazım. Çünkü kaynakların büyük bir kısmı Fransızca. 2 tane de Almanca kaynak var. Fransızca için öğrenmesi gerekiyor mu peki? Yani aslında Fransızcalar yeter ama Almancalar konuya bir zenginlik katacaktır karşılaştırabilme açısından. Almanca yazılan kaynaklar, Mezoroş'un ve Dil'in yazdığı kaynaklar daha erken dönemde yazılmış kaynaklar. Alfabesi de biraz daha farklı. Yazılı olarak bu konunun üzerine çalışacaksa ama Fransızca biraz daha efektif olur. Fransızca öğrendikten sonra da bu bahsettiğim kitaplar işte Vogt'un kitapları, Dumézil'in kitapları, ulaşılabilirse Charachidzé'nin çalışmaları. Bunlar üzerinden çalışma yapılabilir ama Ubıhça aslında yazılı bir dil değildi. Bunlar bu bilim adamlarının ve işte dedemin çalışmaları sonrasında yazıldı. Sözlü ve fonetik yapıları nasıl çalışılabilir? Ses kayıtları dinlenebilir ama ben bu konunun biraz zor olduğunu düşünüyorum. Yani konuşma anlamında çok umut verici konuşamam ama üzerine çalışma bu şekilde yapılabilir. Çok küçük bir sesin yanlış çıkarılması bizim dillerimizde çok farklı anlamlara dönüştürebiliyor o kelimeyi. O yüzden de bu kesinlikle bahsettiğinizi çok iyi anlayabiliyorum. Özcan Atıcıer İzmir'den demiş ki belgesel sürecinde elde ettiğiniz bilgi ve belgeleri bir kitaba dönüştürmeyi planlıyor musunuz? Belki de hatta bu elinizde kalmış olan kaynakları da o kitaba yansıtarak böyle bir projede var mı? Açıkçası düşünmedik kitap kısmını yani çünkü o kadar filmin serüvene ağır bastı ki ama hayatta neden olmasın, çok iyi bir fikir bu. Yani belgesel süreciyle ilgili değil ama ben şu an çeviri yapıyorum. Ubıhçların nartları ve hikayeleri, anlattıkları masallarla ilgileniyorum. Uzun sürecek bir proje ama kafamda var bir şeyler. Evet. Müthiş bir proje. Merakla bekliyorum ben bunun sonucunu şimdi. Nursel Nursel demiş ki iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. İlgiyle izledim. Burcu Hanım çok istemesine rağmen çocuğuna neden Ubıhça isim vermedi? Yukarıda da vardı bu soru aslında. Ben de hatta Tibet demiştim ama neden Ubıhça bir isim koymadığının cevabını burada alabiliriz belki. Çünkü Ubıhça dedemin adı var mesela Papuç. Büyük dedemin adı. Ama kimse Papuç'un sesini çıkaramıyor ki. Yani Ubıhça bir isim yoktu. Erkek isminin setini çıkarabilecek hiç kimse yoktu. Evet, yani mesela biz papuç diyoruz ama babama sorarsanız papur gibi bir şey söylüyor. Yani ben de çıkaramıyorum şu an ama o papur fonetik olarak farklı çıkıyor. Papur bir yerde kesiliyor, patlayan bir ses geliyor vesaire. Bu sesleri çıkarabilecek birisi yok. Bir de çok Türkçe ile uyumlu ses isimde bulamadık açıkçası. Hatta babam filmi izlerken sürekli şöyle düzeltmeler yapar. Papuj değil, papuj, nasıl papuj dersin? Ne oldu ki doğru ses çıkaracak hiç kimse yoktu. Zorluklarından dolayı koyamadım diyorsunuz. Evet. Levent Ahi sormuş, Sayın Burcu Hanım. Eğer tekrar başa dönme imkanı olsaydı, yani projenin çekim aşamasına yeni geçiyor olsaydınız, bitim aşamasına kadar neleri farklı yapmak isterdiniz? Sevgili görüntü yönetmenim Levent Ahi'yi daha çok kucaklamak, her karesini daha çok övmek, daha uzun süre çekimler yapmak, Levent'i başımızın üzerinde taşımak isterdim. Serpil, bu arada şeyi de söylemek zorundayız. Levent'in asistanı yoktu görüntü yönetmenimizin. Kilometrelerce yok. Mesela Paris'te bunu çok anıyormuşuz gibi gelecek ama bütçesizlik bir filmi çok kadersiz diye. Paris'e indik. Charles de Gaulle Havalimanı'na. Nasıl yüklerimiz var? Işık var, ses var. Yani o kadar fazla yükümüz var ki. Ve ben şöyle bir kare gördüm. Sektörün içindekiler çok iyi bilir. Bir görüntü yönetmenin asistansız o kadar yükü taşıyabilmesi mümkün değil. Ama Levent metrolardan indi. Onları sırtlandı. Bu arada da çok şiirsel görüntüleri var belgeseli. Ben de Levent Ahi ile çalışıyorum. Çok büyük emeği de vardır. O yüzden Levent Ahi'ye daha çok sarılmak ve onu desteklemek istediğimi söylüyorum. Burak'cığım, sen ne dersin Levent'e? Bir dahaki projede de umarım Levent abi. Başka diyecek bir şeyim yok. Ben şiirsel görüntü deyince bir kareyi hiç unutmuyorum. Belgesel aklıma geldiğimde de hani herkes belki işte oğlunla o bahçede duruşunu vesaire hatırlayabilir ama benim böyle yüreğime kazınan, beynime kazınan görüntü o Fransa'da kütüphanede o kutuyu açtığın anda ağlamaya başlamam ki hep beraber bütün salonun ağladığı anda sanıyorum o. Muhteşem bir görüntüydü o. O benim hayatımın da yani dedemin mektuplarını bulmak, Collège de France'da hiç erişemeyeceğimiz Ubıhk diline dair, ana dilime dair bir şeyleri bulmak ve babamla annemin evlilik davetiyesini bulmak. Yani inanılmaz heyecan verici, inanılmaz duygusal bir şeydi. Ben bazen filmden sonra şöyle oluyorum, çok gösterim oldu. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. İzleyiciler kalpten konuştuğumuzu görmüştür Burak'la. Bazen şöyle çıkıyorum sahneye. Nasıl bir halkın başına böyle bir acı gelir diye çıkıyorum. Yani kendimi unutuyorum filmi izlerken. Evet, o benim için de çok acı bir sahneydi. Evet. Nesrin Alpan, Sivas Dernek Başkanımız aynı zamanda. Esenç kardeşler yaşadıkları bu süreci bir filme dönüştürebilirler mi demiş. Kamera arkaları vardır sanıyorum, kullanılabilir, böyle bir durumda yok. Ne yazık ki 4 kişiydik. Kamera arkası yapabilecek birisi yoktu. Bilge Eken, Berlin Film Festivali'ne giderken derneklerimiz ya da federasyonumuzu haberdar ettiler mi diye sormuş. Hani gösterilmedi diye bir sitem vardı ya, o bakımdan soruyor. Etmedik. Belki de bu konuda daha çok işbirliği yapmak, evet, daha yakın olmak daha önemli belki de bu aşamada. Evet. Özcan Atıcıer az önce bir sorusunu yöneltmiştim. Kitap yazılabilir mi diye sormuştu hani. Demiş ki İzmir'de belgeselin gösterim vakti mesai zamanına denk geldiği için İzmir Çerkes Kültür Derneği olarak çok az katılım sağlayabildik maalesef. Tekrar gösterimi olma ihtimali var mı? Hayalimizi tekrar ediyorum Serpil. Çok büyük salonlarda belgeselin gösterilmesini, yani İstanbul'da Cemal Reşit Bey'de mesela. Hepimizin orada olduğu, İzmir'de büyük bir salonda. Yani sadece belgesel için değil, bir arada olalım. Çevre köylerden insanlar gelsin ve beraber izleyelim. Yani o bir arada olmak duygusunu orada yaşayalım çok isterim. Siz söylemiştiniz, sürgünde büyük baba Niğde'ye, Bora gitmişti. Fakat Nazmi Koç'un sorusu daha farklı aslında. Niğde'de sadece bir tane Adiye köy var bildiğim kadarıyla ve herkes dil biliyor. Ubıhça mı konuşuluyor, bilgi mevcut mu demiş. Ben biliyorum ama siz biliyor musunuz merak ettim. Ona göre cevabı belki ben veririm. Benim kuzenimin eşi de o köylü. O yüzden biliyorum. O köyde Abazca konuşuluyor. Bayağı güzel Abazca konuşuyorlar. Necdet Hatam, adını birkaç kez andınız. İlgiyle izliyorum demiş. Soru sormamış ama size bir mesajı var. İlgiyle izliyorum, lütfen iletin. Vefakar torunları sevgiyle kucaklıyorum. Maykop'a bizi dinlemek üzere gelmişlerdi. Şimdi dinlemek, izlemek için bizler onları heyecanla bekliyoruz demiş. İnşallah belgeselin Maykop gösterimi de olacaktır. Öyle bir proje var mı? O kadar çok. O yüzden Necdet abiye sonsuz saygılarımı iletiyorum. Böyle söylenmez ama bizim hamzelerimizde çok özlüyorum Necdet abiyi ben. Yani bize belgeselde de öyle bir kare var biliyorsun. O da benim duygulandığım andır. Beni alnımdan öpüyor ve dedeye layık bir torun olmuşsun diyor. Anavatan'da göstermek istemez olur muyuz? Ama tabii bu hep bir bütçe meselesi. Yoksa çok büyük bir gösterim. En çok anavatanımızda göstermek isteriz elbette. Yani hayalimiz bu. Burak sen ne diyorsun bu konuda? Ben Maykop'ta, Nalçık'ta, Şapsı bölgesinde her yerde Kafkasya'da gösterilebilecek her yerde gösterilmesini gönülden istiyorum ben de. Belki orada bir festivalden davet alırsınız. Öyle bir yani olabilir. Evet, şu an bu Covid-19 nedeniyle her şey durmuş durumda ama tekrar yollar açılınca ben de umutluyum. Turgut Duygulu, ben bu güzel çalışmaların küçük yaşta yani ilkokuldan itibaren ana dil eğitim programına nasıl destek olacağını sormak isterim demiş. Ya, bu bir de alabilir miyim? Pardon. Bu çalışmanın ana dil eğitim programına bir katkısı olabilir mi diye sorayım aslında. Öyle sormak istiyor diye tahmin ediyorum. Yani bence ana dilini kaybetmenin ne demek olduğunu genç insanlara anlatmak adına ve insanlara dillerini kaybetmemek için motivasyon vermek adına tabii ki etkili olacaktır. Ben de burada katılıyorum. Yani sadece Kafkas dilleri için değil, bir dili kaybetmenin ne korkunç bir şey olduğunu okullarda izletilmesinden yanayım bu belgeselin ve ana dille yapılan her belgeselin evet. Biz tam 2 saat 27 dakikadır yanındayız ve ben başında olmasam da diğer ekrandan takip ediyorum. YouTube'dan başladığımız seyirciyle sonuna kadar gelmiş durumdayız. Bu çok önemli bir şey. İkinize tekrar çok teşekkür ediyorum bu programa. Ben sizi çok güzel idare ettiğiniz için özellikle. Ve 21 Mayıs haftasında böyle bir programı yapmak bizim için çok önemliydi. Çünkü 21 Mayıs 1864'ten sonra toplumumuz gerçekten çok şey kaybetti. Ve bu kaybettiklerinin arasında en önemlilerinden bir tanesiydi Ubıhça. Diğer dillerimizin de kaderi böyle olmasın diye bundan sonra çok daha çalışmamız, çok daha fazla efor sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Son sözü Burcu ve Burak size vermek istiyorum. Önce büyükler. Tevfik Esenç bir sabah uyanıyor ve diyor ki bir rüya gördüm, anlatsam da anlamazsın. Çünkü dedem rüyasını ana dilinde görüyor ve çevresinde onu anlayacak hiç kimse yok. Dedem ölüm döşeğinde ana dilinde sayıklıyor ve çevresindeki kimse ne söylediğini anlamıyor. Bir halkın başına gelebilecek en trajik şey ana dilini kaybetmek. O yüzden dillerimize sahip çıkmalıyız. Kapatırken de bir sürgün çocuğu olarak Kafkasya'nın kalbinde büyük bir yara olduğunu, büyük bir özlem olduğunu, Tevfik Esenç'in yolundan Kafkasya'yı dolaştığım için çok onur duyduğumu söylemek istiyorum. Tibet'in sözüyle kapatayım. Kafkasya uzak mı? Hayır, Kafkasya hiç uzak değil. O hep bizim kalbimizde. Ben de yine diller üzerinden konuşacağım. Bugün birkaç kez bunu söyledim. Ubıhça'yı kaybettik ama Adigece ve Abhazca için çalışmamız lazım. Efor sarf etmemiz lazım. İşin özü bu. Yani bir şey kaybolmaya doğru gidiyorsa bu kaybı durdurabilmek için çalışmak gerekiyor, efor sarf etmek gerekiyor. Bu eforu sarf edelim. Eğer kendimiz konuşuyorsak evde konuşmaya çalışalım. Bu konuda hareket eden herkese destek olmaya çalışalım. Daha çok yetersizlikler üstüne kurgulanan bir dil çalışmaları aslında iyi katkılar sağlamıyor. Sürekli bundan bahsedilir farklı platformlarda, yapıcı eleştiri diye. Yetersizlikler üzerinden bir dil geliştirmeyelim. Ne yapabiliriz? Bunun üzerinden bir dil geliştirelim ve dillerimizi koruyalım. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bu pandemi dönemini böyle bir fırsata dönüştürmeye çalıştık. Umuyorum insanlara dokunabilmişizdir ve iyi bir şeyler yapmışızdır. Sizlerle bundan sonraki projelerde daha yakın olmayı da diliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet. Değerli izleyiciler, sizlere de bizleri yakından takip ettiğiniz, sorularınızla destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Federasyonumuzun YouTube kanalı bundan sonra da bu ve benzeri yayınlarla karşınızda olacak. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben çok güzel. Şekilde ki Arapça enregistrement 6 bis zaka şa şaka saka şa şaka şa enregistrement 6 ter şaka şa şaka The problems are given by the book Tevfik Esenç. As to the conditions under which the recordings were made, I can refer to my book Dictionnaire de la langue oubykh, Oslo 1963. Lütfen bize bu dokuzunu kahramıza siyah, acı, su, bize deniz, şah, gün, şah, beyaz, aşşah, Akdeniz, yaşşah, gök, aşşah, gökten indik, aşşan yoklara, yol, mıra, orman, tekrar, geyik, yaç, ormanda geyik gördük. Ancak ağay yaç yüz bir yaka.